Merhaba sevgili seyirciler. Aspor ekranlarında Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Programımıza tabii ki tatil edilen Göztepe Altay derbisiyle başlayacağız. Maalesef üzücü olaylar yaşandı. Önce bir taraftara, Göztepe taraftarına işaret fişeği atıldı. Yaralandı, hastanede ameliyat edildi, tedavi altında. Sonrasında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle iki kere vuruldu. O da yaralandı ve sonrasında maç tatil edildi. Gündemin bir numaralı maddesi bu. Ogün Şahinoğlu, Serdar Kelleci, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi tabii bu olaylarla başlayacağız. Bağlantılarımız olacak, birazdan canlı bağlantılarımız olacak. Bu olayla ilgili haberimiz olacak, BTR'miz var, detayları vereceğiz. Ama ben önce bir fikrinizi merak ediyorum. Sezonun ilk haftalarında Ankara Gücü Beşiktaş maçında benzer olaylar yaşandı. Ama burada çok daha vahim olaylar ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissettiniz bu olayı görünce? Yani vahşetten başka bir şeydir. Yani adını bir şekilde doğru koymamız lazım bunun. Çünkü bu spor müsabakalarında olduğu zaman sanki yokmuş gibi davranabilme alışkanlığımızdan artık bu olay son vermeli en azından. Niye? Çünkü geçtiğimiz dönemlerde bunun benzer olaylarını Türk futbolu yaşadı ve bunlar sanki saha içinde olan saha içinde kalır zihniyetiyle belki de örtbas edildi. Burada bence bütün kulüplere büyük görev düşüyor. Şimdi Joseph'ti değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Evet. Joseph'in pozisyonunda tabii ki ben de hiçbir futbolcunun herhangi bir taraftara vurması vesaire tasvip edilecek bir durum elbette değil. Ama orada en azından önleyici, yani eğer o gün belki de Joseph'e ceza verildi verilmedi burasında değilim ama belki de başka oyuncular müdahalede bulunacaktı o. En azından bayrakla vurma, sopayla vurma olayında. Bir nefsi kaçıyor. Müdafaa maddesinin getirilmesi gerekmiyor mu? Yani ya hukukçular elbette daha iyi bilir hani burada ama artık sanki bir nefsi müdafaa olayının olması lazım. Elinde sopayla ya da saha içine dalan bir taraftar ve yüz ifadesinden de 3 aşağı 5 yukarı anlarsın. Bazısı böyle gülümseyerek gelir sana. O adamın kimse girmeyecek tabii saha içine. Bu da ayrı bir case. Ama şimdi elinde sopayla gelmiş birine karşı futbolcu bile kendini çekiyor. Dikkat ettiniz mi görüntüde? Evet. Hakemler kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Doğal olarak kaçıyorlar. Şimdi bu olayla ilgili. Şimdi bir o, bir de yine tribünde olan bir kardeşimizin o başına isabet eden, bunu nasıl izah edeceğimi ben bilemiyorum. Görüntüyü ben gördün mü? Ya maalesef gördüm. Hani o ilk tribünden atılma görüntüsü. Evet. İnanılmaz profesyonelce. Ama yani nasıl onu sabit tutuyor? Demek ki daha önce bunu yapmış, kullanmış. Bu arada onun stada sokulmasıyla da ilgili valilik bir açıklama yaptı. Doğru. Onu da hemen söyleyeyim. Ambulans görevlileri iki kişinin sırt çantalarıyla stadın tuvaletine saat 16.30 civarında sokulduğu şeklinde bir tespitte bulunulmuş. İşte İzmir Valiliği'nin açıklaması da bu şekilde. Sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera şimdi görüntüleriyle tespit ediliyor. Bu çok trajik bir olay. Burada esas önemli olan şey bence şu. Bu münferit bir olay değil. Organize. Bu planlı, organize bir eylem. Dolayısıyla bu hangi hukukta nasıl yargılanacağını bilmiyorum ama mesnet teşkil edecek bir ceza almalı bence bunu yapanlar. Çünkü ya şimdi o kardeşimiz ne olacak bilmiyorum. Yani umarım Allah şifa versin bir an evvel. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam etsin. Abi, ama ya bu bir oyun ya. Bu bir oyun. Ya. Yani Göztepe, Altay, Karşıyaka, bunlar çok büyük rekabet halinde kulüpler. Ama ya bunları anlayabiliyorum ama yani nasıl bir insan bu ruh haline bürünebiliyor bir futbol müsabakası yüzünden? Tamam, biz de çocukluğumuzda, gençliğimizde belki anormal davranışlar sergilemiş ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Hani kesinlikle küfür, kıyamet, hani onları belli bir şekilde tolere eder hale geldik. Ama birisine karşı şiddet uygulamak ya da orada bir çocuk olacağını bile hesap etmeli ya bir insan. Yani tamam, hadi geç. Ki vardı zaten yani. Yani çocuk veya insan, kadın olması da önemli değil burada. Aynen. Ama ya insanda biraz düşünce olur. Ya ben yani şu nasıl bir şey biliyor musun? Yani toplu bir, yani insan topluluğu var orada ve onların üzerine bir
ateş açma gibi bir şey bu yani. Kimse bu bir... kusura bakmasın. Aynen, ya bu bir yaralayıcı maddeyse. Terör eylemi bu. Yani bakın normal, yani şunu söylememiz, açıkça ifade etmemiz lazım. Benim elimde bir yanıcı madde, patlayıcı madde ya da bıçak ya da herhangi bir şekilde silahlayıcı bir madde bunlar varsa bu kasten birini yaralamaya, kasten teşebbüse girer. Bu kadar basit. Ya ben onun öyle olacağını düşünme. Düşünseydin o zaman. Bak ne oldu adama. Ya. Ya bunu tolere etme şansımız olmamalı Türk futboluna. Türk futbolunun konusu değil bu zaten artık. Bu Türk futbolunun konusu olmaktan çıktı. Başka aynen bir öyle şey bu. Bak şu görüntüyü bir durdur. Neyse vermeyelim, durdurmayalım, tamam. Durdurmayalım, boş ver. Ben de gördüm aynen görüntüyü. Sen de benim gibi, hepimiz gibi çok kızgınsın şu anda. O güne de bir sormak istiyorum. O gün sen neler hissettin bu olayları görünce? Ben şimdi Josef de Souza'dan bahsetti ilk başlangıçta Serdar abi. Ben de benzer bir şekilde gireceğim. Neden? Çünkü o gün o statta ben de bazı şeyler yaşadım ve burada dile getirmiştik. Basın tribününde yaşadıklarımızı. Basın tribününde hayatınızda kaç kez taraftarın girdiğini gördünüz mesela? Özel bir alan değil mi? Mesela girilmişti. Sağda işte Beşiktaş Kulübesi basıldı. Tribünden atlayanlar tarafından, kulüp personelleri tarafından. Sağ içerisinde bir tekme Cenk Tosun'a ya da Salih'e, ikisinden birine atılmak istenen bir tekme orada sıyırıyor. Peki o gün o tekme sıyırmasaydı, Salih'in ya da Cenk'in beline gelseydi, sakatlansaydılar. Josef de Souza da vurmadı bu arada o gün. Dikkat edin, vurmuyor. Ensesinden tutup kenara atıyor. O bulunduğu yerden atıyor. Josef de Souza'ya aynı ceza verilecek miydi? Misal o günün sonrasında kulüpten bir açıklama. İşte Salih Uçan sakatlandı, belinde şöyle bir rahatsızlık oldu. 5 ay yok. Cenk Tosun 6 ay yok. 2 dakika araya girebilir miyim? Sadece 10 saniye. Tamam. Şimdi Cenk Tosun ya da Josef orada el ense yaptı, aşağı attı. Evet. Güvenlik görevlileri ne yapacaktı? Soru ya, soru. Güvenlik görevlileri için açıklama yaptılar. Bir kabahatleri yokmuş yani. Hayır. Oradaki adamı mı tutalım hayır diye. Hayır. Güvenlik görevlisi Josef'in davranışı dışında bir şey yapacak mıydı yani? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sahaya giren, eğer ki bir farklı kişi varsa, girmemesi gereken bir kişi varsa bunu uzaklaştıracak olan güvenlik görevlileri. Ha gözden kaçabilirim, kaçabilir. Ummuyorsun. O zaman güvenlik görevlilerinin yapacağı şey Josef yapmış. Yani yapacak bir şey yoksa dediğin çok doğru. Nefsi müdafaa. Evet, bir şimdi, nefsi müdafaanın getirilmesi lazım. Estağfurullah. Şimdi o görüntülerden sonra yani o yaşananlardan sonra bir futbolcu ceza aldı. Taraftarı ise kulüp sahiplenmişti. Evet, avukat fotoğraf paylaşmıştı, evet. Çıkardık falan diye. Ama Ankara Gücü Başkanı Faruk Hoca'yı burada ayırıyorum. Tabii, özür diledi. Özür diledi, ayrı Beşiktaş yönetimiyle maç sonu görüşmüştü. Ayrı, mesela orada çok ılımlı, çok olumlu bir şekilde bu olayı bunu durduralım, işte. Burada durdurabiliriz. Şimdi burada mesela Göztepe'li oyunculara ya da Altaylı oyuncular belki görüyor, müdahale edememe duygusu ya, oradan mı bravo, geliyor? Bilinçaltına etsek, yerleşmiş acaba olabilir. Acaba cezalı ya içsem, vursam, bu koşuyu üstüne koysam, bir tekme atsam da düşürsem yere kaç maç ceza alırım? Burada cezadan ziyade elindeki sopa herkesi tedirgin ediyor. Ya 50 metre koşuyor Serdar abi, 50 metre koşuyor. Ve elinde şu da sopayla var. Gelen birine karşı. Köşe gönderi denk gelmiş. Kimse. Köşe gönderi plastiktir. Hani herkes bilir. Ama eline herhangi başka daha ağır öldürücü, daha yaralayıcı bir şey de denk gelebilirdi. Ne zaman ne olacağını onu bulmuş, onu çıkarmış Kayseri adam. Kayserispor Trabzonspor maçını hatırlıyor musunuz? Bakasitas'a geldi bir tane taraftar böyle tehdit ediyor. Elinde bir madde, yabancı cisim olsaydı. Demek ki bu kadar da ne kolay olabilirdi? Orta sahanın önüne kadar koştu gitti, Bakasitas'a saldırmıştı. Üstüne hücum etmişti, doğru. Hatırlıyorsun. Ya o gün belki hani bir şey yoktu, fiziksel saldırı yoktu. Olmayacağının garantisi var mı? Yarın bir tanesi aynı bu şekilde eline bir şey aldı, sahaya atladı ve yaptı. Ya yani burada bakın şu yani nasıl bir hınçla vuruyor, iki kere vuruyor. Şimdi ve bayağı bir hani öldüresiye yaralamak için vuruyor. Bu nasıl bir hınç? Bu nasıl bir kin? Bu hangi sebeple yapılır? Mesela kaleci ne yapmış olabilir size, değil mi? Ne yaparsa yapsın ya. Ne yaparsa yapsın. Saha içinde bir kaleci ne yapabilir? Ne en fazla olabilir? Tahrik etmiş. Yani tahrik yani oyunu geciktirmiş olabilir. Bu gibi şeyler. Ya bu da oyunun içinde olan ya şeyler. Hangi yani duyguyla bunu yapıyorsunuz? Ayrıca yani Altay taraftarının hepsini tabii ki söylemiyoruz. Olayın içerisinde yer alanlara bahsediyoruz. İşte o tabii sislerin yakılması ve sislerin arasına bunun atılması. Bir organizasyon var ortada zaten. Ya, öyle saatlerinden beri bir organizasyon var. Özel ambulans şirketiyle birlikte yapılan bir organizasyon var burada. Bu da çok trajik.
Ambulans dediğimiz zaman insanların hayatını kurtarmak, insanlara sağlık konusunda yardım etmek gelir aklımıza. O ambulansta görevli iki kişinin işaret fişeğini tuvalete sokması gizli bir şekilde inanılmaz trajik ya bir şimdi olay. Olacak iş değil. Bundan birkaç hafta öncesine kadar taraftarlar ne istiyordu? Deplasman yasakları kalksın. Kalkmasın kardeşim. Hakikaten kalkmasın. Yani böyle olacaksa kalkmasın. Tabii şimdi o da gündeme gelecek. Böyle olacaksa kalkmasın ya. Her gittiğimiz deplasmanda biz böyle olaylar görecekse. İki sezon önce Beşiktaş son maçına çıktı Göztepe'li. Hatırlıyorsun Sergen Yalçın dönüyor şampiyonluk maçı. Beşiktaş yöneticileriyle personelinin bulunduğu minibüse bıçaklı saldırı oldu. Bir Beşiktaş kulübü personeli o gün bıçaklanmıştı. Ve yöneticisi de yaralanmıştı biliyor musun? Ve çok da gündeme gelmedi. Evet. Şampiyon olunca Beşiktaş bir anda gündem değişti. Hani hiç yani sürekli bunlarla gelmedi. Mı anılacak? Mesela İzmir'de sürekli böyle olaylar mı olacak? Ben İzmir'de her gün bunu yaşıyorum. Neden yaşayalım ya? Diğer oraya gelmiş harika. Bu arada Göztepe taraftarının mesela takımlarını destekleme şeyi inanılmaz. Atmosfer harika. Tabii ki. Tribünlerdeki o marşlar, koreografiler, yarattıkları ortam muhteşem. Altay taraftarı da kendi kulübüne aynı şekilde bağlı var. Ama neden yani bu şehirde, özellikle İzmir'de mesela bu çok sık yaşanıyor. Geçmişte Karşıyaka Göztepe, şimdi işte Altay Göztepe. Neden bunlar yaşanıyor? Neden mi? Söyleyeyim mi? Yani sadece şey işte semt şey mi yani semt kavgası değil, mı bu? Değil. Nedenini söyleyeyim mi? Ben bunu 80'lerde çocukken de televizyonlarda duyardım. 90'larda da duyardım. 2000'lerde de duyardım. Şimdi bütün Göztepe taraftarına, Altay Karşıyaka taraftarına vesaire ya da atıyorum Eskişehir ya da o taraftara mal etmek gibi bir şey değil dediğim ama özellikle geçmiş dönemlerde üç büyük kulübün yöneticileri bu tip suçlara karışan kişileri polis merkezinden gidip gece çıkartırlardı. Evet. Sizin göreviniz mi kardeşim bunlar? En son işte Ankara Gücü maçı örneği. Bak, adam gidiyor benzin istasyonu basıyor tamam mı? Adamın dükkanını tarumar ediyorlar. Bak anıları anlatıyorlar işte ya çevrede. Bakın kulüp yöneticileri ya kulübü temsil etmekle görevli olan kişiler, yöneticiler gidiyorlar bu suçlara karışan kişileri içeriden çıkartıyorlar nezarethaneden. Ya neden olduğu o kadar açık değil mi? Yani bu adamlar içeriden çıkamayacaklarını bilseler bunları yaparlar mı? Bunları ben 80'lerde 90'larda ne olaylar yapmışlar da dışarıya ne kadar rahat çıktılar o kadar iyi biliyorum ki. O günlerin zemini şu an yaşanıyor. O kadar belli alışkanlıklarımız var ki. Yani adam güveniyor. Nasıl şimdi, diyor Ahmet abi, Mehmet abi beni çıkartır diyor. Şimdi normalde yıl olmuş 2023'e geldik artık. Hani bunların azalarak bitmesi gerekirken. Azalarak çoğalıyor. Çoğalarak tam çoğalıyor. Tam tersi bir durum oluyor. Burada ortada ciddi bir statların içerisinde ya da dışarısında güvenlik problemi var. Ve tabii ki bu güvenlik problemi sadece biz güvenlik açısından değerlendirmiyoruz. Taraftarların da, taraftar dediğim aslında holiganların da ne kadar rahat olduklarının göstergesi bunlar. Her maçta bunlar yaşanıyorsa. İngiltere ne yapmıştı zamanda? 5 yıl ne haliniz varsa görün içeridesiniz dedi. Gitmiyorsunuz hiçbir yere. Evet. Değil mi? Kendilerini men ettiler. Aynen. Ceza kestiler. 3 yıl ceza gelmişti. Hayır 3 değil 5 yapalım dediler. Ceza kendi kendilerine ceza kestiler. Men ettiler. Kendi şimdi İngiltere'de bir şey oluyor mu mesela? Çok cılız oluyorsa da. Evet. Stadyumun içerisinde bir şey olmuyor mesela. Ama orada... Ya illa bu şekilde hani seyir zevkini de elinden alacak şekilde masaya yumruk mu vurmak evet. gerekiyor? Şimdi biraz da bilgilendirerek gidelim. Valiliğin yaptığı açıklamanın detaylarını ben okumak istiyorum. Kamera tespit çalışmalarında ambulans şoförlerinin 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Organize olduğu ne kadar belli bakın. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi AG ve HK isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Gözaltına alındılar. Bu bir. Ayrıca tribünde suç unsuru malzemeleri kullanan DD, EY ve KE'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. 3 kişi burada özellikle olayı yaptığı için suçlanıyor ve 21 kişi de şu anda adli işlem yapılıyor gözaltında. Bunu da belirtelim. Yani buradan örgütlenerek yapılmış. Örgütlenerek yaptıkları çok açık. Bir de yapılan bazı açıklamalara göre de en ağır şekilde hani sadece
spor suçu olarak değil, en ağır şekilde adli soruşturmanın başlatıldığı söyleniyor. Başlatılacağı söyleniyor bu konuyla ilgili. Zaten herhalde öyle olması lazım değil mi? Tabii. Aynı zamanda burada kulüp yöneticilerinin de artık şapka yönüne almalı vakitleri geldi. Yani deplasmanlara kaldırılan otobüslerde neler yapıldığı, bu adamların o otobüslere neler soktuğu, o deplasmanlara giderken benzin istasyonlarında durulup o benzin istasyonları tarumar edildiğini ve bunlara siz o biletleri verip ceplerine de para koyduğunuzu, bunu yapan yöneticiler var mı? Var. Yani tabii, bu işin müsebbibi bir bakıma bazı yöneticiler de. Bunu da söylememiz lazım. Yani siz çanak tutuyorsunuz bunlara. Belki cebine 3-5 kuruş para koyup, belki kendi lehinizde bağırttırıp bunları yaptılar Türk futbolunda maalesef. Ya düşünsene şimdi abi, haftaya maça gitmek istiyorsun İzmir'de. Ya bir aile, yani çoluğun çocuğunu alayım maça gideyim diyorsun. Bir spor faaliyetine, Göztepe taraftarısın, Göztepe maçına gideyim. Altay, Karşıyaka neyse. Şimdi ne, gidebilecek misin? Bir korku olacak değil mi? Bir korku. Bu olay değil, bir korku yaratır. Evet. Ki yeni statlar ne kadar güzel, ne kadar modern, oraya giden taraftarın aslında bilmesi ya lazım. Ben kameralarla tespit edileceğim diye. Ama demek ki umurunda değil. Ya bir de biliyor yani, bile bile. Tribünde rakibinizin önüne geçmek için çok farklı şeyler vardır. Orantısız zeka deriz. Pankart, koreografi, marş, beste, bunlar değil mi? Hı hı. Bunların rakibinize karşı bunları yaparsınız, bir zararı yoktur. Bunlar tribünlerin güzellikleridir. Ama işin içerisine yaralayıcı maddeler, bıçaklar, o bu vesaire, bu tarz olaylar girince siz sadece kendilerine değil, aynı zamanda o camiada nezih, kaliteli, sadece spor müsabakası izlemeye gitmek isteyen insanların da hakkına giriyorsunuz. Çoluğun çocuğun da hakkına giriyorsunuz ve o çocukları statlardan uzaklaştırıyorsunuz. Siz kötülüğü aşılıyorlar insanlara. Evet. Şimdi Mehmet Çakır isimli taraftar maalesef şu anda tedavi altında ve tam şuradan isabet ediyor herhalde, gördünüz şu evet, tribünden. Maalesef. Bu şekilde isabet ediyor boyun bölgesine doğru. Gerçekten hayati tehlikenin olduğu bir bölge burada. Evet. Hani bırakın hayati tehlikeyi, şimdi ömür boyu orada iz kalacak. Çünkü Allah, o patlayarak gelen yanıcı yani, bir madde. Ya, temenni ediyoruz ki inşallah düzelir. İnşallah. Hayati bir tehlikesi yokmuş. Zaten herhangi bir bilgi geldiği an burada sizinle paylaşacağız. Şimdi bu olayla ilgili şöyle bir haberlere bakarken şunu da gördüm. Bütün dünya basınına düşmüş. Maalesef. Ben bütün de dünya basınına düşmüş durumda. Dünyaya da tabiri caizse rezil oluyoruz. Ya Hindistan'da. Hindistan'da şu an bu maç manşete çıktı, biliyor musunuz? Ben dün gördüm. Doğru, her yerde. Yani İspanya'da, İngiltere'de. Ya hani Avrupa'yı geçtim. Avrupa'da çok yaşanmıyor şeyi var böyle. Ya oralarda kendi da yaşanıyor. O şey yapmıyorlar değil mi? Yerelde yaşanmıyor. Hı hı. Böyle dünya kupalarında karşı karşıya iki farklı ülke Avrupa şampiyonasına geldiğinde çok görürüz ama İngiltere'de hadi bakalım yap statta böyle bir şey. Mümkün değil yani. Ne oluyor? Şimdi tabii Belçika'daki olayları da gördünüz dün. Faslılarla Belçikalılar arasında çıkan kavga. Bu arada Zenit Spartak Moskova maçı ile ilgili de hani tarihte belki de yaşanmamış böyle bir üst düzey ligde, birinci ligde çıkan kavga. Onlarca oyuncu tekme, tokat, yumruk birbirine girdi. Onunla ilgili görüntüleri de vereceğiz ama tabii bu olayı biraz daha uzun uzun konuşmamız lazım. Evet, görüntüleri birazdan arkadaşlarımız ekrana getirecek. İzlemeyenler varsa izlesin. Çok enteresan. Hatta verelim hemen. Evet, işte bu. Spartak Moskova ile Zenit arasındaki mücadele. Tabii Rusya dünya kupalarından ve uluslararası organizasyonlardan men edildiği için orada lig devam ediyor. Ve bir anda Zenit ile Spartak Moskova arasındaki maçta tekme tokat kavgalar böyle çıktı. Açıkçası ben hatırlamıyorum. Hafızamı şöyle bir yokluyorum. Dünyada hani alt liglerde çok gördük. Amatör, 3. lig, hani 5. lig buralarda. Türkiye'de ve dünyada çok gördük ama böyle bir üst düzey ligde bu kadar düşüncesizce bildiğin halı saha maçıymış gibi tekme tokat kavgayı şaşırarak izledim. İşte burada bir uçan tekmeyle başlıyor. Burada bir yumruk. Ondan sonra zaten hangi birini anlatalım, hangi birinden bahsedelim? 20-30 kişi birbirine giriyor. Serdar Kelleci, ne düşünüyorsun?
Ya şurada hakem bir kırmızı kart çıkartıyor. Dikkat, o kadar kavga var. Hakem kartın. Ya hakeme de yazık olmuş bu arada. Yani o da tahmin edemiyor ya, bu kadar. Araya giriyor adamcağız. Nereye girdin? Boks ya, araya girdi, o da yedi birkaç tane büyük ihtimalle. O arada da hani diyor ki belki kırmızı kartı çıkartınca ortalık hafifler falan diye. Ne kırmızı kartı? Herkes birbirine girmiş. Yani ya futbol adrenalini çok yüksek bir oyun. Yani nerede yaparsanız yapın. Üçüncü lig, Süper Lig ama şurada Rodrigo, baksana hakeme bak. Evet. Bak şimdi şuradan sonra kırmızı kart çıkartacak bak şimdi cebinden şimdi bak. Bak gördün mü? Evet, birine kırmızı kart çıkartıyor. Ama kime çıkartıyor? Ama orada ya yazık. Meydan kavgası yani bu bayağı bir... Ya burada yapacak bir şey yok abi. Yani bunu engelleyemezsin. Bu saha içindeki adrenalinden sonra fitil bir şekilde ateşlendiği anda o ona girdi, o ona girdi, bitti. Yani ne kadar ceza alırlar bilmiyorum ama... Ya bir dahaki maça çıkacak futbolcu zor bulurlar. Burada 15-20 oyuncu iki takımdan da birbirine giriyor. Bizde sadece benim bildiğim kadarıyla bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında çok geçmiş tarihlerde benzer bir olay yaşanıyor. 7-8, 10'a yakın futbolcu atılıyor. Evet. Bu kadar bildiğin böyle şeye dönmemiştir yani. Abi o görüntüler olmadığı için bilmiyorum. Yani burada şeyle başlıyor. Barrios'ta Vinicius Premes'in tartışmasıyla başlıyor. Rodrigo'nun tekmesi olay bir şey yapıyor. Orada Rodrigo'nun tekme geliyor ya. Rodrigo öyle bir tekme atıyor ki orada. Yani ondan sonra zaten sağa karışıyor. Rezalet bir görüntü. Hani bizde çok rezalet konular oluyor tabii ki saha içerisinde. Bahsediyoruz işte facia, rezalet konular ama bu böylesini ben görmedim. Mesela hafızaları taze ediyorum, böyle sert kavgaların olduğu maç. Birebir i̇şte olmuştur. Barcelona, Athletic Bilbao, Maradona'nın meşhur kavgası evet, mesela. Tamam. Ama bu kadar uzamadı. Birkaç kişi arasında böyle. 30 sene. Hatta 1987'de mi oldu? 88'de mi? Yani tabii ben sonradan izlediğim için. 30 küsür sene önce. Maradona'nın o Bilbao'lu futbolcuların uçan tekmeyle bir Bilbao'ya. Ama bak bir şeye dikkatinizi çekeyim. Sadece taraftar var mı? Saha içinde taraftar yok. Sahada bir tane taraftar girmiyor. Zaten eğer neyse. Şunlar yok, onlar kulüp personeli. Bak bir tane taraftar yok içinde. Evet. Bizde evet. Olsa şu kavga. Aynı şeyleri giyiyor. Yani tribünler aşağı inmiş. Ben hani tasvip etmek değil yani benim amacım ama hani buna da dikkat çekmek evet, lazım. Evet, taraftarlar yani örnek bir davranış sergilemiş. Onu doğru vurguladın. Yani soğukkanlı, sağduyulu daha doğrusu. Tam tersi olur ya. Kalmışlar. Genelde taraftar sahaya yine. Mesela orada taraftarlar şey mi diyordur acaba şimdi? Yazık biz sizi böyle mi izlemeye geldik diye. Ya demiyordur, o da küfür ediyordur mutlaka içinden ama. Yani, ama diyen de vardır. Ama, diyen bir kitle de vardır. Yani Rusya'da da bu kavgalar. Tribünler de tıklım tıklım falan yani. Yani böyle boş tribünlere falan oynanan bir maç da değil yani. Demek ki cesaret edemiyor. Ya bu maçı böyle bir izleyip de aslında ya bak bir şey ne oldu? Bak saha içinde şu kavganın aslında ateşleyici bazı dakikaları, bazı sekanslar vardır. Sen hissedersin bunun olabileceğini. İki futbolcu mesela hatırlıyor musun? Bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Pepe ile neydi o? Soldado. Evet. Hatırlıyor musunuz o maçı? Maç hatta bizim verdiğimiz, Aspor'un verdiği maçta. Türkiye Kupası. Ya onu hakem hissedecek yavaş yavaş. Hatta maçtan önce belki onun araştırmasını yapacak. Ya çat diye belki maçın başında bir sarı kart, belki bir kırmızı kart gerekiyorsa göstereceksin abi buraya meydan vermemek için. Zemin hazırlamamak için. Evet. Şimdi tabii programın başından bu yana şu anda 23 dakika oldu program başlayalı. Hani futbolun fesiyle ilgili bir şey konuşamadık. Ya, sadece bizde değil işte dünyada da tuhaf tuhaf olaylar oluyor. Bu arada evet, Zonguldak Amatör Ligi'nde oynanan Ereğli Akınspor Çaycumaspor karşılaşmasında Çaycumaspor kalecisi Aykut Demirdelen çıktığı hava topunda kafasına darbe alması sonucu beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakıma alındı. Alt Ligler TR, burada Twitter adresinden okuyorum, kaynağı da vereyim. Dualarımız seninle Aykut Demirdelen denmiş. Aykut'a da geçmiş olsun diyelim. Evet, tabii maalesef hani futbolda bazen böyle istenmeyen hayati sakatlıklar da meydana gelebiliyor. Yani ne diyeyim, sırf şeyle başladık. Böyle yani 25 dakikadır şunları konuşuyoruz maalesef. Üzücü bu. Çok acı bir pozisyonda şey. Yani Allah görüntüsü var da şifa versin kardeşimize de, futbolcu kardeşimize. Umarım hani bir an evvel sağlığına kavuşur o da. Amin. Yine bu vesileyle merhum Mustafa Cengiz'i de analım. Evet. Allah rahmet eylesin. Bugün seneyi devriyesi. Vefatının. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum. Şimdi tabii artık ufak ufak biraz saha içine de dönmek istiyorum. Birazdan
Tabii yetkililer de şu anda oldukça yoğun. Arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyor. Bağlantılar olacaktı. Yayına bağlanacaklarını söylemişlerdi. Ama tabii onlar da işte emniyet güçleriyle konuşuyorlar. Valilikle konuşuyorlar. Bir bilgi kendi akışı. Aralarında bir bilgi akışı var. Tabii. Telefonları meşgul. Tamam, biz de meşgul etmeyelim. Ama yayınımız içinde müsait olduklarında İzmir'den her iki kulüp yetkililerinden ve emniyet güçlerinden bağlantılar gerçekleştirmeye çalışacağız diyelim ve dönelim Dünya Kupası'na. Dönelim. Şimdi dün gece bütün dünyanın beklediği bir maç vardı. İspanya ile Almanya arasında oynanan. Benim manşetim şu oldu. Gece maçı izlerken işte bir bu olayları, bir maçı dönüşümlü izledim. Japonya ile Costa Rica'ya yazık oldu. İspanya-Almanya maçı sonrası ikisinin de artık şansı bayağı bir azaldı. Çünkü ikisi de son maçlarını muhtemelen kaybedecek ve İspanya ile Almanya el ele çıkacak. Ne diyorsun maçla ilgili? Ya maçla ilgili tabii maç öncesinde çok ciddi bir favori olarak gösterilen İspanya. Hatta dünya şampiyonu olur mu konuşuldu birden 7 tane atınca. Ama herkesin unuttuğu bir şey vardı. Hala santrforsuz oynayan 7 gole rağmen bir İspanya var. Yani bunu unutmamak lazım futbolda. Yani o kadar üretici var ki İspanya'da. Yani Pedri üretiyor, Gabi üretiyor, Busquets üretiyor, Asensio. Kısmen Olmo, çok beğenmem biliyorsun Olmo'yu. Yani hala Olmo ile Ferran Torres, bunlar hep üretici isimler. Ve bizde maalesef şöyle de bir şey oluyor. Ufacık bir sükseli galibiyet şampiyon adayı olmaya yetiyor. Değil mi? Tek maçta. Tabii. Yani 7 tane attığın zaman tamam şampiyonsun. Ya da turnuva öncesinde Arjantin gibi aslında Messi'den başka yıldızı olmayan bir takım şampiyon ilan edilebiliyor. Doğru. Arjantin acaba gruptan çıkabilecek mi? Riskli. Hala daha beraberlik bile yetmeyebilir. Şampiyon adayı yani dünya piyasasının Arjantin ikinci favori. Ya Arjantin kadrosuna hiç bakıyorlar mı, ediyorlar mı bilmiyorum ama Messi bu kadar mı? Hani bir takımı alıp da şampiyon yapabilecek böyle bir şey çok zor çok bir şey. Çok daha iyi kadrolarla oynadı. Tabii. Hani Arjantin diyorsak ben Arjantin kadrosu hala daha Di Maria ile problem çözecekse Arjantin o Arjantin değildir benim hep için. Hep muhteşem orta saha oyuncuları olmuştur. Ya. Hatırlayın. Tabii canım. Yani Veronlardan yani, tutun da savunmalar her zaman Arjantin'de geleneksel hale geldi. Savunmalar her zaman kötü değil mi? Ya evet, biraz öyle. Orası öyle. Ama bu Dünya Kupası'nda bence hani bu kadar çok favori yok. Yani herkesin zannettiği gibi böyle herkes favori ilan edilebiliyor. Brezilya'daki. Yani, Brezilya'yı kesinlikle sayarım. Sanki biraz Fransa'da onu gösterdi. Fransa birinci favori zaten. Aynen. Canım yani Fransa bu kupayı zaten alacak da. Alacak mı diyorsun? Bence yani bu takım almayacak da kim alacak? Yani Fransa'nın bu kadar eksiğine rağmen o kadar derin bir kadrosu var ki. Ha Fransa Brezilya finali olursa tadından yenmez. Ben Dünya Kupası öncesi başlamadan 98 gibi değil mi? Nostaljik olur. Başlamadan favorimin Fransa olduğunu söylemiştim. Hatta Benzema'nın da gol kralı olmasını bekledim söylemiştim ama Benzema sakatlanmasına rağmen yine de işi iyi götürüyorlar. Giroud var. Ya şimdi bu takımda ya Fransız milli takımında yani Giroud'u çarptırarak gol atarlar. Hatta bir yayında söyledim. O kadar güçlü bir takım. Harbiden çarptırdılar, gol attılar Giroud'a. Hani o altı pas içindeki pozisyon var ya. Ama dün mesela Almanya takımı ile ilgili yalnız herkesin unuttuğu bir şey var. Almanya bu tip mağlubiyetlerden sonra bir karakter koyabilen bir takımdır her zaman. Ben yani, buradayım der yani. Her zaman der bunu. Ve dikkat ederseniz hani maçın belli sekanslarında İspanya çıkamadı falan yani. Almanya bayağı boğdu. Yani belki bir... Tabii. Yine Almanya'da benzer bir problemi yaşıyor aslında. Nedir o? Santfor problemi. Heh. Yani hala da Müller'le uğraşmayın abi. Müller'le, Götze'yle falan Alman milli takımı bu değil. Yani Alman milli takımın önünde Müller oynamaz. Ha Fülkrük mü oynar? Oynamaz. Hani Kayavers zaten iç güveysinden hallice gidiyor Chelsea'de. Berbat bir sezon geçiriyor şu anda. Geçen senenin sonunda da böyle bir düşüşler meydana gelmişti. Yani Alman milli takımın bir santforu yok. Alman milli takımında üretkenlik orada da var aslında. Yani İşte Gnabry'den Musiala diye bir oyuncusu var. Ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç olmadı. Keşke Mukoko ile başlasalardı. Ben çok beğenmem Mukoko'yu. Yani Musiala ile aynı dönem çıktı Mukoko. Çok ama onun şeyi çok parlatıldı. Dikkat ederseniz Mukoko'ya yapılan reklam, Musiala'ya yapılan reklam. Yani Mukoko yaş sorunu da var biliyorsunuz. Hani 17 mi, 19 mu? Çıktığı dönemde 16 evet. mı acaba, 23 mü falan tartışmaları. Ama Hans Flick de buna zemin hazırladı. Bir taraftan. Şimdi Alman savunması savunma arkasına yine İspanya maçında da adam kaçırdı. Ya hocam niye Hummels'i almıyorsun o zaman? Yani bu kadar savunma arkasına top yiyeceğini biliyorsun. Arkadan bu kadar ayağı düzgün bir adamla rahat cana topla çıkabilmek varken onu da almadı. Rüdiger'le Süle
Orada artık... Kötü oyuncular mı? Elbette çok iyi oyuncular ama Alman milli takımının arka tarafı, yani Kehrer hata yapmaya, Premier Lig'de de hata yapmaya çok müsait bir bek. Onu da bir ara stopere falan çekti. David Raum tamam, Leipzig ona bir yatırım yaptı. İyi de bir oyuncu ama hala daha o Alman milli takım sol beki, sağ beki izlenimi veriyor mu? Değil. Yani geçmiş Alman milli takımı profilinden çok uzak. Almanya'nın yine bu en son maçı kimle şimdi? Biraz daha Costa Rica, Almanya. Almanya yüksek ihtimalle dördü yapar. Evet. Ama Japonya, İspanya. Ben İspanya'nın hala gruptan net bir şekilde çıktı diyemem, diyemeyeceğim. Japonya sürpriz yapabilir. Ben Japonya yani da, kaybederse. Abi artık şöyle İspanya, bir durum var. Çok karışık orası. Abi yalnız şöyle bir durum var. İspanya'nın avantajı ne? 7 gol atması. Tabii. Dünya Kupası'nda ikili averaj mı var, averaj mı var? Önce averaj. Averaj var. Tabii. Yani, ama puan olarak da geriye düşme riski var. Yok abi mu? Bak var. Şöyle bir durum var. İspanya, Japonya İspanya'yı yense dahi, yense pardon 6 yapıyor. Ya? Japonya İspanya'yı yense 6 yapıyor. Almanya Costa Rica'yı yense 4 yapıyor. Almanya çıkamaz gruptan. Öyle bir durum da var. O yüzden bir fazla atması gerekiyor Almanya. Abi yani artı 7 averajı var şeyin İspanyolların. Almanya'nın averajı eksi 1. Evet. Yani 8 atarsa, 7 atarsa falan Costa Rica'yı Almanya bir şeyleri konuşuyor olabilir. Atamazsa ama İspanyollara muhtaçlar. Yani öyle bir durum var bakalım. Abi çok Almanlar için çok kötü bir senaryo bu ya. Yani Japonların puan alması durumunda Japonya'nın averajı kaç? 0. O da yetmiyor. Tabii. Yani İspanya Japonya berabere lazım. Biterse İspanya zaten hani İspanya zaten çıktı. Çıkar. İspanya zaten beraberlikte çıktı. Beraberlikte ama Almanya'nın 3 atması. Dünkü Japonya'yı galiba İspanya yener. Değil mi? 2 Costa Rica Almanya'da Costa Rica yenemeyebilir abi. Bak yenemeyebilir şey söyleyeyim mi? Ben o kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Ya yani Costa Rica biraz daha çok zayıf bir takım aslında. Onu konuşmamız evet lazım. Dolayısıyla diyeceksin ki Japonlarla peki Japonlarla Navas nasıl kurtardı yendi maçı ya. Onu söylemek lazım. Yani maçı izleyenler bunu gördü. Dolayısıyla Almanlar üzülürüm tabii ya. Ya ben çünkü bir hemen hemen her turnuvada Almanya'yı desteklerim. Çok öyle severim. Bir risk var. Yalnız Miroslav Klose gitti. Almanya bitti durumuna evet doğru gidiyor. Ya az önce çok güzel bir şey söyledi Serdar Kelleci. Almanların hep İyi bir forveti, santraforu vardır. Tabii. Klinsmann dediğin gibi Rummenigge, işte. Klose. Klose. Ta eskilerden Müller. Yani o kadar hani net, yıldız, star forvetleri vardır ki. Hani bu turnuvada bir tek yani Müller'e kalmış. Hatta yani şöyle diyelim. Klose'nin olmadığı yerde Mario Gomez vardı mesela. Ha, Gomez'i unuttum daha. Ya, Gomez vardı. Orada aslında en büyük hatayı bence Lewandowski'de yaptılar. Onu ikna edecekler abi. Bir şekilde yani Lewandowski gibi bir adam. Zamanında ya kazandırsalardı onu ya milli takım. Ama bak Alman milli takım o kadar yakışan bir adam ki. Yani çok rahatlıkla sokakta evet belki yine sorsak 100 kişiden 50'si belki Lewandowski der. Der bunu yani. Tabii öyle zannedenler var hala. Sané de oynamıyor. O da yedek oluyor. O da mesela bence az süre alıyor. Ya Alman milli takımında aslında yani biraz papazlar fazla. Yani ben hala daha Müller'in falan forma giymesini çok anlayamıyorum. Adeyemi diye bir oyuncu var şimdi. Ya Adeyemi ile oynasana. Hadi onu geçtim. Mukoko ile oynayabilirsin. Ondan sonra Sané ile Hoffman belki daha erken girebilirdi. Yani Götzelerle falan hala bunları alarak bir şey elde etmek çok ben Almanya'da en çok kim özlüyorum biliyorsun? Royce'a. Adam bir türlü Dünya Kupası göremedi yani. Hep sakattık, hep sakattık. Doğru, öyle de bir durum var. Abi yani bu kadar Brandt'la beraber benim en beğenmediğim oyuncu. Ya ama hayır şimdi bu dönemi sadece bakmayalım. Önceki daha iyi olduğu sezonları hatırla. Yine sakatlık vardı, yine gidememişti mesela. Ya tipik mevkisiz Alman diyorum ben. Şu takıma da mevkisiz Alman lazım. Yok biraz abi burada mevkisiz zaten o kadar adam var. Hayır, bir mevkisizi daha Gnabry kaldırmaz yani. Bir tek santro. İlkay Gündoğan aslında oynattı. Şimdi önde oynuyor ama zaman zaman Pep Guardiola da mesela 4-6-0'da kullandığı oldu. Acaba diyorum yani Guardiola tarzı bir oyun mesela yakışır mı bu Almanya? Leroy Sané'yi de işin içine katarak. İşte o kadar çok bitirici yok. Hep üretici var. Orada da aynı problem var. Yani bu takım maalesef ya Kai Havertz falan geldi buraya. Yani maalesef dediğim ben Kai Havertz'i çok beğenirim ama çok formsuz bir oyuncu. Ve bu takımın santraforu kim aslında? Eyvah eyvah diyeceksiniz zaten. Gerçek santraforu kim? Werner. Werner. Timo Werner. Tabii. Timo Werner. Şu an ben mevcut kadroda baktım da o yüzden. Hayır. Ya düşünebiliyor yani musun? Mizah konusu olan bir
futbolcu ya haline geldi. Abi, ben nasıl bu transferleri yaptığına inanamıyorum. Tabii ki iyi bir performans sergileyerek gitti Premier Lig'e ama ya Timo Werner yapmayın abi. Yani bu kadar gol kaçıran bir adamın Alman milli takım santraforu olması zaten ya imkansız bir şey ya. Yani. Aynen. Şimdi diğer gruba baktığımızda Fas Belçika karşısında müthiş bir galibiyet aldı. Beşiktaşlı Saiss oynadı. Galatasaraylı Mertens oynadı. Fenerbahçeli Batshuayi oynadı maçta. Hepimiz açıkçası favori Belçika diye oturduk ekran başına. Ama Fas bence müthiş bir mücadeleyle Belçika'yı mağlup etmeyi yani başardı. Belçika bu maçın aslında bir şampiyona da dünya şampiyonu olacak. Yani bir gün dünya şampiyonu olacak. Eğer gönüllerin şampiyonası yapılırsa dünya futbolunda, yani bir organizasyon yapılırsa gönüllerin şampiyonunu seçiyoruz diye büyük ihtimalle Belçika kazanır. Ya nasıl oluyor bu iş anlamıyorum. Belçika her turnuvada favori ilan edilip de ya abi kusura bakmayın da yani şu takımda Kevin De Bruyne haricinde dünya futbolunda resmen yani şöyle göstereceğimiz kaç oyuncu var? Ya hala sen Meunier ile oynuyorsun. Alderweireld ile oynuyorsun. Hı hı. Vertonghen ile oynuyorsun. Hadi Axel Witsel tabii ki dahil etmem. Eden Hazard bundan bir seneki var. Eden Hazard mı? Değil. Kardeşi Torgan daha formda. Evet. Yani Batshuayi ile ilgili bile şu an Avrupa'nın üst düzey santraforu diyebilir miyiz? Ha yedek kulübesine bakıyorsun. Ya aslında yedek kulübesi Trossard mevcut var. Oyunculardan. Ya ben anlayamadım. Brighton'da ya bence şu an Premier Lig'in Haaland'dan sonra ikinci oyuncusu Trossard'tır. Ya Trossard 75'te oyuna girer mi baba? Bak diğer taraftan Tielemans'la. Ya Tielemans'ı en azından bir o oynataydınız. Tamamen hazır olsa Lukaku aslında ya, bu takımın yine de bak bir şey söyleyeyim mi? Yine ben Lukaku'yla oynarım. Ya yine Lukaku'yla oynarım. O da teknik direktör gibiydi dün. Sürekli ısınırken takım arkadaşlarına taktik verdi. Gördünüz ya değil ben, mi? Ben çok özledim. Belçika ile ilgili yani ben turnuva başında favori ilan edenler bile vardı. Yani şu kadroya keşke baksalardı ama bir favori ilan etmeden bir önce. De dünkü futboldan sonra çoğu kimsenin fikri aslında, de herhalde değişmiştir. Saiss de oynadı maçta. İki maçtır gol de yemiyorlar. Saiss'e yazıldı gol. FIFA Saiss'e yazdı golü. Ama değmiyor. Yok orada demek ki bir temas şey yani, yapıyor. Ona yazıyor golü de. Ben de özellikle sonuçta böyle. Sonuçta turnuva bittiğinde Saiss'e baktım. Bir gol yazacak öyle artık. Yani FIFA öyle yazmış. Fas hem Hırvatistan maçında hem de dünkü maçta aynı şekilde çok iyi savunma yapıyorlar. Evet. Orada Hakimi de var savunmada. Hani böyle tecrübeli şey olarak. Takım kursan Hakimi'ye mi alırsın, Meunier'i mi alırsın Beke? Tabii ki Hakimi. Meunier'i hayatta oynatma. Meunier'i alır mıyım? Ama bir şey söyleyeyim. Belçika'nın mesela yedek kulübesinde ilk 11'den daha kaliteli oyuncular var. Onu diyorum var. Ya. Evet evet. Ya Trossard'la nasıl yedek oturtursun abi? Trossard bu ya. Hani şimdi herkesin içinden geçti bu çocuk yani Premier Lig'de. Tabii mesela, Ziyech mesela o da Chelsea'de bu sene 5 maç oynama şansı buldu ama o da oraya uyum sağlayamadı Hakim Ziyech. O oyunun mi? Oyunu onun oyunu yok çünkü Chelsea'de. Chelsea başka bir şey oynuyor. Hakim Ziyech oyunu değil. Yine o günle devam edelim de. Şimdi 3 tane savunmacısı zaten elit savunmacı diyebiliriz. Çünkü şimdi Saiss'te, Wolverhampton'da Premier Lig'de 6 sezon bu oyunu oynamış bir oyuncu. Kolay değil 6 sezon bir Premier Lig takımının 11 oyuncusu olarak burada oynamak. Hakimi var, Mazrui var. Bir tarafta. Öyle iki bekinize baksana. Kaliteli iki tane bekiniz. Bunları al Belçika'ya koy işte değil mi? Hakimi'yi koysan zaten başka bir yere. Diğer tarafta da Mazrui var mesela. Onu da aynı şekilde. Evet. Onun dışında Fas'ın orta sahası acayip mücadele ediyor. Evet. Amrabat vesaire bir önceki Hırvatistan maçında da izlemiştim. İnanılmaz mücadele ediyor. 90 dakika o tempoyla. Yani rakip biraz böyle vites düşürüp hani top çevirmeye döndüğünde onların da işine geliyor açıkçası. Sindiriyorlar çünkü. Rakibi çok evet. Sindiriyor. Fas orta sahası. Valla hem son Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan'a geçit vermediler. Şimdi de Belçika'yı yendiler. Evet. Benim sürprizim Belçika'ydı bu arada ama De Bruyne gibi ben de hayal kırıklığındayım. Başka, yani, De Bruyne ne dedi? Takımımız biz dünya şampiyonu olamayız dedi. Çünkü kadromuz çok yaşlı dedi. Abi yani bir tek oyuncuya. Ya işte Arjantin'in bir benzerini yaşıyor aslında Belçika'da. Yani orada da bir Messi var. Tek başına çocukcağız hani bir şekilde tren gibi gidiyor. Bir sekans yakalayabiliyorsun. Tık 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 geçiyor gidiyor ama hani bunu her zaman yapamazsın. Yani çünkü artık dünya futbolunda çok üst düzey yetenekleriniz yoksa ya çok koşacaksın. Benim bir lafım vardır hiç tam bu dönem için belki söylenmiş bir laf. Abi Sergen Yalçın kadar yetenekli değilsen Atiba kadar koşmayı dene derim hep.
Yani yazacaksın güzel. Bunu da motto olarak. Atiba demişken Belçika'nın çoktan elenmesi lazımdı aslında. İlk maçta maçta Kanada'nın nasıl hakkını yediler öyle. Ben, evet. Ama geri pası ofsayt çalındı. Bir izahı Dünya yok. Dünya Kupası'nda olacak işte. Çok net iki tane golünü yediler. Orada bir şey söyleyeyim mi? Kanada resmen tecrübesizliğinin kurbanı oldu o maç. İtiraz bile etmediler penaltı pozisyonu hatırlıyor musun? Dün akşam da, dün akşam da öyle. Orada da değilim. Şimdi izliyoruz 35 dakika Kanada yığmış oyunu orada ya. Kim o? Biri Kanada, biri Belçika değil mi? Ya diyorsun ki hani nasıl olur? Yani hangisi Belçika, hangisi Kanada desen beyazlar falan dersin büyük ihtimalle ama ya arkayı sen nasıl boş bırakırsın 40 metre? Ya Kanada milli takım oyuncuları gaza geldi ilk maçta. Yani böyle bir oyun yok. Ya dünkü maçta da ya Atiba geri dönerken dikkat ediniz mi? Çok zorluk çekti. Ya yani birkaç pozisyonda dikkat ettiniz mi? Evet, yaş yani. 39 artık. Ama ilk maçta da mesela ilk devre çok iyi bir Atiba izledim. İkinci devre bir başladı. Abi, 10 dakika sonra tamam dedim pili bitti. Yani zaten bu adamın, kenara geldi. Ya zaten bu adamın bu yaptığı şey biraz fazla olağanüstü. Yani normal bir olağanüstü de değil. Ama 39 yaşında orta saha oynamak. Çünkü normalde orta sahalar yavaş yavaş işte Hummels gibi arkaya doğru, Hasebe gibi arkaya doğru şey yaparsın değil mi? Evrilirsin yavaş yavaş. Libero falan oynarsın yani stoper falan oynarsın. Abi hala... Ya kariyerin son çok değil 2 sene önce santfor oynuyordu bu Atiba. Gizli santfor yani Beşiktaş'ın gizli santfor. Evet. Sahte 9 diyoruz ya. Beşiktaş şampiyon yapan adamdır Abubakar'la beraber bence. Doğru. Şimdi şunu da vurgulayalım. 100. maçına çıktı. O da evet. önemli. Oo. Ve 73 dakika sahada kaldı. Tabii maçın başında maçın hikayesini de bir anlatalım. Tabii izlemişsinizdir mutlaka sevgili seyirciler ama Alfonso Davies'le müthiş bir kafa golüyle ikinci evet. dakikada öne geçtiler. Ama sonra Kramaric ve Livaya'nın golleri geldi. İkinci yarıda yine Kramaric ve Mayer sahneye çıkınca Kanada için Dünya Kupası macerası ya, bitti. Özellikle ilk maçta mesela Kanada'nın bir tane böyle iyi bir hücum silahı olsaydı merkezde çoktan o maçı bitirmişti. Yani bu Buchanan'lar vesaire böyle enteresan tercihler, kötü vuruşlar. Larin benzeri oyuncu sayısı bir çok de, değil mi? Şimdi 45 dakika boyunca evet. Belçika'ya üstünlük sağlamak da kolay. İlk devre komple Kanada'nın elindeydi maç. 35 dakika ya. Ben ama yazık dedim yani birazdan yiyecekler. Çünkü 40 metre. Larin girdiğinde de mesela bir kafa vuruşu vardı hatırlıyorsun. Böyle o kadar arka yani, ters Larin. Köşeye vurmaya çalışıyor ya kardeşim yani onu da Kurtuva'ya yapamazsın. Ya yere vurduracaksın onu. O anda o heyecanla dün normal değil. Larin'de 45 dakika oynadı. İkinci yarı oyundan alındı. Şimdi tabii bugün de çok önemli maçlar var. Cristiano Ronaldo yeniden dünya sahnesine çıkıyor sevgili seyirciler. Cristiano Ronaldo'yu izleyeceğiz. Bakalım ne olacak? Günün programını da bir ekrana getirelim. Serdar Kelleci'nin en beğendiği futbolcu bu arada biliyorsunuz. Kim o? Cristiano Ronaldo. Benim yok ya. Aa, öyle değil mi? Hayranı değil miydin? Ya ben eski Messi, ya şöyle bir şey var. Eğer Messi, Ronaldo hani böyle şeyi var ya bizde. Messi, ben eski Messi'ciyim. Yani Messi ilk çıktığı zamanlarda yani ağır Messi hastasıydım. Ama sonra bu bir duygusal bir yorum tabii. Mizaç olarak ve karakter olarak Ronaldo daha hoşuma gitmeye başladı. Çünkü Messi'nin yavaş yavaş bir laboratuvar ürünü olduğuna inanmaya başladım. Yani abi çok bilimsel yetiştirdiler çocuğu. Harika alkışlıyorum. Çok güzel bir organizasyonla yaptılar bunu ama... Bir virgül koy. Hay hay. Bu kadar fenomen bir oyuncunun bir tane fenomen gol sevincinin olması lazım. Katılıyor musunuz? Messi'nin mi? Messi yani için. Messi'nin. Aa, geçen gün onu konuştuk. Hangi son sayfada ya da burada... Yok vallahi duymadım. Konuştuk. Şimdi aklıma geldi. Abi, çok doğaçlama. Güzel bir konu. Hatta ya, bir biz, tane fenomen bizde, gol sevincin ya, yok ya. Bizde de ne olur şu gol sevinçleriyle ilgili. Çok doğru bir konu bu. Yani Messi ile ilgili ama... Ya Messi... Fena sevinmiyor ama be. Yani gol ama bir ama tabii ki farklı bir şey yapar mı? Ama bizde bir şey de şey bulunması bak, lazım. Ben bunu nereye bağladım aslında? Cristiano Ronaldo'nun şimdi en son attığı golden sonra ya normalde bir gol olduğu zaman gol sevincine odaklanmazsın ama Ronaldo attığı zaman yapacağını bildiğin halde yine bakıyorsun adam bu sefer evet. nasıl yapacak diye. Yani acaba sekecek mi ayağı falan. Ben nereye bağladım? Kerem Aktürkoğlu'na bağladım. Ya bana anormal geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun sevinci biliyor musunuz? Ya bir futbolun gol sevinci değil bu ya. Yani ama şu yine de özdeşleşti. Yani Kerem abi. Denince ya bak, akla gol atınca bunu yapacak bak, diye. Şey bu ya işte kurtarıyordu dakika, özür dilerim. 35 yaşında bu hareketi yapacak geç. Mı acaba? Tamam, bak, o zaman Harry Potter geç. Olmaz çocuk. Bak, 35'i geç ya başka bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Ligin son haftalarına denk gelecek. Galatasaray Fener kafa kafaya girdi.
Dakika 90. Galatasaray yenmesi lazım. Atıyorum. Dakika 90. Kerem Aktürkoğlu 90. dakikada gol atıyor. Taraftar çıldırıyor. Oyuncular çıldırıyor ve Kerem Aktürkoğlu şunu yapıyor. Bu mudur abi? Ya gerçekten. Hani o da bunu, bir bakış açısı ama. Bak, tabii ki olsun diyorum ama bunun futbolla hiçbir ilgisi yok. Ya mesela bunu Apyah'ın şeyi de vardı bak. Bak şimdi sevincini yaşardı. Sonra şu hareketi yapardı değil mi Apyah? Ya da evet. Başka gol sevinçleri. Nihat Kahveci böyle yere yatardı, hatırlıyor musun? Abi evet. Ya biraz futbol kokan gol sevinçleri olmalı. Ya Ronaldo'nun gol sevinci şimdi eskiyle yeniyi çok birleştiren. Evet. Eskiler de havaya zıplar ama Ronaldo ona bir şey daha katıyor. Evet. Bak bunu yapıyor. Şöyle bir ters V şeklinde duruş. Şu an Ronaldo duruşundayım bu arada. Bir de bunu kazandı. Bir de bunu da ekledi. Yani şöyle şu şekil. Hemen ilham oldu. Yani, garnaşo yani yaptı üretiyor ya. Üretiyor adam, yaratıyor bir derdim, şeyler. Tabii ki bu gol sevinçleri Kerem kardeşimizin de yapsın ama biraz futbol koksun diyorum ya. Ama Messi de yapsın diyeceğim, o da geç kaldı yani. 35 yaşına geldi. bu saatten ama sonra. Ama Messi bir söz verdi. Vermedim ya, bir şeyler ben okumuştum. Eğer Dünya Kupası kazanamazsam bırakacağım falan demişti. Ya ben bilmiyorum hani. Hadi bırak diyorsun. Söz önemlidir ya. Söz vermemek lazım. Yani oynaması lazım. Ama bak, yine Ronaldo 40'a kadar oynayacağım diye açıklama ya yaptı. Şaka tabii, diyorum. Tabii. Ne konuşacağız da, yoksa ya. Ya. Bu Portekiz milli takımı da şimdi Ronaldo'nun. Uruguay maçı. Muslera, Torreira oynayacaklar mı falan, onu da bir konuşacağız. Ya Portekiz milli takımı ile ilgili de ben yine benzer Belçika yorumunda bulunacağım. Ya turnuva öncesinde gerçekten şaşırarak dinlediğim, izlediğim bazı şeyler oldu. Ya bu Portekiz milli takımı da, Belçika milli takımı da ya takım hüviyetini verecek takım değil ve ben özellikle Portekiz'de Fernando Santos gibi bir hocayla devam etmelerini anlayamıyorum. Ya biz de büyük ihtimalle belki 3-4 sene sonra Avrupa şampiyonu oldular ya, belki onun hala ekmeğini yiyor diyebilir abi, miyiz? Herhalde biz de 3-4 sene Stefan Kuntz'la devam edip ben de sürekli böyle buradan Fernando Santos'u eleştirdiğim gibi Stefan Kuntz ne oluyor falan diye büyük ihtimalle Stefan Kuntz'u eleştirmeye devam edeceğim. Biz de o yolda gidiyoruz çünkü böyle. Ama tabii o kadar başı, yani en azından bir Fernando Santos başarımız da yok. Onu da söyleyeyim yani. Tabii. Faroe Adaları'yla falan. Ona mı yenildik en son? Neydi o? Faroe Adaları. Faroe Adaları. Evet. Lüksemburg'la berabere kaldık. Evet. Ama sonra Çeklerle İskoçları yenip toparladık. Olsun. Ya çok önemli bir turnuvada Çekler ve İskoçları yenmemiz bizi sokağa döktü. O yüzden de Stefan Kuntz'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ama yine bir o şeyi, kum pası üstümüzden bir attık. Yani o şeyi. İnşallah. Bir şekilde biraz attık abi gibi ben geliyor. Ben de nerede bitti biliyor musun Stefan Kuntz? Hala devam edeceğim çünkü unutuluyor bizde. Ben Portekiz maçına Hakan Çalhanoğlu Orkun'la çıktım. Bunu hangi teknik adama sorsam cevap veremedi. Ya biz Portekiz maçına, hayati maçımıza o Orkun merkezde, Hakan Çalhanoğlu ile biz kimi engellemeye çalışmışız bak. Neves'leri, Bernardo Silva'ları, Fernandez'leri, Ronaldo'ları, Joao Felix'leri falan, bununla biz Hakan Çalhanoğlu ve Orkun'la tutacakmışız. İkinci yarı devam ederiz herhalde. Evet, ikinci yarı buna devam edeceğiz. Şimdi günün programını da verdik ekrana. O maçları da konuşacağız. İkinci bölümde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bugün enteresan görüntüler vardı Beşiktaş idmanından. Hepsini konuşacağız. Önce kısa bir ara. Spor Ajansı devam ediyor sevgili seyirciler. Serdar Kelleci ve Ogün Şahinoğlu'yla beraberiz. Şimdi bu bölümde önemli bir haber var. Dünya Kupası devam ederken Fenerbahçelilerde bir Valencia endişesi var. İlk maç oynadı, sakatlandı, çıktı. İkinci maç oynadı, sakatlandı, çıktı. Sakat mı oynuyor acaba? Fenerbahçe sağlık heyetiyle Ekvador sağlık heyetinin temas kurduğu öğrenildi. Bununla ilgili bir haberimiz var. İzleyelim, üstüne konuşacağız. Haberin sonunda duydunuz. Senegal maçında oynamak istiyorum diyor ama Fenerbahçe taraftarı bu konuda endişeli. Haberde de verdik. Bir temas olmuş. Evet. Ekvador sağlık heyetiyle nedir durumu diye. Şimdi diz burkulması olayı üstüne gittikçe daha da aşınıp ilerleyebilecek bir sakatlık evet, değil mi? Evet. Farklı bir sakatlığa da yol açabilir o. Yani diz oyuncuların en çok korktuğu bölge zaten. Aynen. Diz. Onun dışında tabii bir numarada çapraz bağ geliyor da. Çapraz bağın dışında hani böyle çok ciddi etkileyecek sakatlıklardan bir tanesi diz. Diğeri omuz sakatlıkları ki çok zor iyileşen sakatlıklar bunlar. Ener Valencia daha önce de sakatlık yaşadığında şöyle bir durum oluyordu ama mesela hep bir atıyorum.
2 ay olmaması bekleniyor. 1 ay sonra sahada görüyorduk. Çok çabuk geri dönüş süreci sağlayabilen bir oyuncu. Evet, sakatlık konusunda nazlı bir adam değil. Minimum sürede dönüyor. Yani... Hatta beklentilerin daha altında dönüyor. Mesela bir en son sakatlığında 1,5 ay kadar yok demişlerdi. 3 hafta sonra mı sahaya çıkmıştı? Öyle bir şey evet. olmuştu Fenerbahçe'de. Yani Ener Valencia'nın tabii ki Fenerbahçe adına 3-4 hafta olmaması vesaire bu tip durumlar oluşması takımı da etkiler. Çünkü Valencia bu sezon Fenerbahçe'nin hücum hattında birçok şeyi diğerlerinden, diğer oyunculardan daha iyi yapan konumunda. Kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Bu kadar golcü olacağını kendisi de tahmin etmemiştir muhtemelen. Ben bu kadar gole, 20 gole bu kadar sürede ulaşırım vesaire. Ama hem Jesus'un oyunu hem milli takımda bu performans yüksekliğiyle birlikte gitmesi. İşte bazı oyuncuların mesela böyle artısı oluyor. İşte kış döneminde oynanan ilk Dünya Kupası. Yaz döneminden farkı bu. Bir form grafiğiyle gittiğiniz zaman onu sürdürmeniz daha rahat olabiliyor. Fizik olarak daha hazırsınız. Evet. Yani şimdi Valencia'nın Fenerbahçe denkleminde olmaması birçok taşı yerinden oynatır. Bu sezon çünkü biz oyunu hep Valencia ve artı olarak okuduk. Yani Valencia, Batshuayi, Valencia, King, Valencia, Pedro. Hep böyle okuduk. Ama Fenerbahçe'nin oyunu King, Batshuayi, işte Pedro, King vesaire böyle henüz okumadık. Evet. Ne vereceğini bilmiyoruz. Uzun bir sakatlık Fenerbahçe'de tabii ki olumsuz etki yaratır. Yani öyle ya da böyle. Fenerbahçe sonuç alır mı bu kadrosuyla? Alır. Her zaman. Bu kadro yapılanması içerisindeki oyunculara baktığımız zaman Batshuayi'de, Pedro'da, Joshua King'de, daha hatta King Serdar gelecek. Dursun'da gol potansiyeli taşıyan oyuncular ama bunların en formda olanı, birinci sırada olanı Valencia'nın denklemden çıkması birçok oyunu değiştirir. Çünkü Valencia sadece gol atan oyuncu da değil, aynı zamanda rakip ceza sahasında arkadaşlarına alan açan Aynen. bir oyuncu olarak önemi çok fazla. Serdar Kelleci'ye de şöyle atayım pası. Fenerbahçe taraftarı Ekvador maçında ekran başına geçiyor. Valencia gol attıkça keyif alıyor. Ama artık yavaş yavaş bir an önce dönse mi diye düşünenler de olmaya başladı şu son birkaç günde. Ya %100 yani umarım sakatlığı ciddi değildir ve ya eğer ciddiyse de umarım zorlamaz. Ya bunu şey için söylemiyorum, Fenerbahçe için söylemiyorum. En nihayetinde sonuçta futbolcunun sağlığı açısından söylüyorum ama ya Fenerbahçe'de bence bu biraz şuna benziyor. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Abubakarlı sezon. Abubakar'ın yaptığı olağanüstü işler vardı. Yani gözükeni bir de gözükmeyeni vardı. Valencia'nın da bir gözükeni var, 13 gol, bir de gözükmeyeni var Fenerbahçe açısından. Şimdi Fenerbahçe genelde de 3 aşağı 5 yukarı João Pedro ile oynadı orayı. Yani Valencia, João Pedro. Jesus çok ısrar etti ama João Pedro çok şanslı bir oyuncu bence. Yani Cagliari de gitti Pavoletti ile oynadı. Pavoletti o kirli işleri yapan oyuncuydu. Yani ön attığında o çift santrforla oynarken biraz daha koşan, topu indiren, rakiple temas kurmayı seven, ön alan baskısında etkin rol oynayan bir oyuncu. Pedro'nun yanındaydı ve Pedro bunun kaymağını çok yedi. Şimdi Fenerbahçe'de yine ikinci bir Pavoletti var. Oyun stilleri benzemese de, anatomik yapıları benzemese de Valencia, Fenerbahçe'nin ön alan baskısında o kadar etkin bir rol oynuyor ki. Yani rakibi olan baskıda atletik özellikleri, top çalma özelliği, top ayağına geldiği zaman adamı eksiltme kabiliyeti, topsuz koşulları, bunların hepsini topladığımızda Fenerbahçe forvetlerinde ne Batshuayi, ne Joshua King ne de Pedro asla Ener Valencia'nın yerini dolduramaz. Ve bu oyunun defolarına yol açabilir Fenerbahçe'sinden. Çünkü Jesus'un istediği şey öndeki 6-7 oyuncunun hatta stoper haricindeki bütün oyuncuları gönderebiliyor bazen. Ve 8 oyuncuyla baskı yaptığın zaman orada Ener Valencia bazen hep şunu söylüyorum. 1,5 porsiyonluk davranış şekilleri gösteriyor. Pedro'nun yapmadığı, yarım porsiyon yaptığı işi o 1,5 porsiyon yapıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe tam gözüküyor. Ama o hattan Valencia'yı çektiğin zaman Pedro'nun yanına atıyorum bir Joshua King'le bunu oyunu oynadığın zaman burada çok büyük problemler ortaya çıkar. Çünkü nedir o? Ön alanda Joshua King ve Pedro'nun baskı kurmadığı, gölge markaj yaptığı bir düzende arkadaki Crespo, İrfan Can, İsmail Yüksek onların tamamlayamadığı yere onlar kayacak. Onlar kaydığı zaman da stoperler doğru zamanda doğru kayamazsa 25-30 metre boşluk oluşur.
o kadar değerli bir oyuncu ki ben işin hücum yönünü geçtim. Yani 13 gol zaten çok harika bir performans. Ama işin ön alan baskı yönünde eğer Ener Valencia olmazsa... Batu Şah'ı toparlamaya çalışır. O da ziyade bunu işte, çok abi, yapıyor. Ener ama... Valencia çok başka bir şey abi. Yani mesela ben şu an Fenerbahçe forvetleri arasında asla kıyaslamayacağım bir oyuncu. Yani ne Batu Şah'ı, ne Joshua King, ne Pedro, ne diğer başka oyuncular. Ener Valencia başka bir şey oynuyor, diğerleri başka bir şey oynuyor. Yani bir oyuncu bir takıma ne kadar etki edebilirse, bizim lig standardı için söylüyorum, bunu yapıyor. Çünkü burada da aslında teknik adam becerisi var. Jesus'un becerisi var. Çünkü Jesus bence boş zamanlarını çok iyi değerlendiren bir hoca. Yani tabii ki biz hepimiz dünya futbolunu takip ediyoruz. Futbol adamları, teknik direktörler de futbol, dünya futbolunu takip ediyorlar ama iyi bir delegasyonla Ener Valencia'nın gelmeden önce en iyi nerede oynadığını tespit etmiş. Çünkü ben Tigres performansını hatırladığım zaman o kadar benzer bir yapı ki Ener Valencia için. Orada da Gignac'la arkada tamamlayıcı forvet, gezgin forvet, evet. Forvet. Gignac'la da çok güzel gol sayılarına ulaştı bu oyuncu. Şimdi en çok burada düşünen kişi bence Jesus olacak. Yani Ener Valencia'nın sakatlığı umarım ciddi değildir. Eğer ciddiyse de umarım oynamaz. Gerçi tabii ne kadar gideceğine de bakacağız turnuvada Ekvador'un. Sonrasında Aralık ortasına kadar bir vakti de var. Belki tedavi için, iyileşmesi için ama sakatlığının nereye kadar gideceği önemli. Şimdi sırada Senegal maçı var. Evet. O maçta da oynayacağım diyor. Fenerbahçe forveti demişken Pedro'nun da Torino ve Sampdoria tarafından istendiği söyleniyor. Bu bir kayıp olur mu Fenerbahçe için? Yani şu ana kadar sergilediği performans itibariyle olmaz. Çünkü Joshua King'in de döneceğini, bu arada Joshua King dönüyor çünkü. King'in sakatlanmadan önceki performansını hatırlıyorum. Serdar abinin dediği şeyleri biraz yapmaya başlamıştı. Mesela ilk haftalarda o kadar ön alan presine dahil olmuyordu çok fazla ama sonları hatırlayalım. Böyle rakip savunma üzerine, hatta kaleci baskısıyla birlikte kaptığı topları hataya zorladığı pozisyonlar olmuştu. Sonucu da golle almışlardı. Joshua King bunları yavaş yavaş yapmaya başlamıştı. Burada Pedro'nun o denklemden çıkması Fenerbahçe büyük bir kayıp olmaz. Valencia da eğer o denklemden çıkarsa işte o kayıp olur. Yani Valencia burada en kritik nokta. Ama Pedro gitti. Fenerbahçe'nin ben bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu oyunu Fenerbahçe Valencia ve King'le de bir arada oynayabileceğini gösterdi. Hatta ben aynı şekilde Pedro'nun yerini Batu Şahin'in rahatlıkla alabileceğini, ki alması gerektiğini de düşünüyorum bu arada. Mevcut performanslar itibariyle çünkü Pedro fiziksel olarak bana yetersiz geliyor. Belki sakatlığın etkisi hala üzerindedir. O fizik kaliteyi, kuvveti yakalayamamıştır ama kuvvetli bir oyuncu, güçlü oyuncu bir oyuncu olarak alıştığımız Joao Pedro o gücünü, kuvvetini Fenerbahçe'de gösterememiş noktada. Bu da zaten skora yansıyor. Çok fazla ön alan baskısına katılamıyor. İşte size olarak çok geniş bir oyuncu, kalıplı bir oyuncu ama ikili temaslarda mesela o kadar o vücuda o kuvvet olmuyor mesela. Karşılığını vermiyor o vücut. O sakatlığın da etkisi elbette vardır. King de belki de bu şekilde döner bu arada. Yani bilemiyoruz ama şimdi bir 30 gün kadar daha ara var. Dolayısıyla King'in iyileşme süreci, o fizik kaliteyi yakalama süreci hızlanacaktır. Aynı şekilde Pedro için de tabii geçerli ama döndüğünde formayı hangisi giyer derseniz bana, performans referansı itibariyle King'in son dönemdeki son 4-5 maçını baz alalım, Avrupa maçları da dahil olmak üzere, mevcut Pedro'dan çok daha iyiydi. Evet, Pedro için Serdar Kelleci sen ne düşünüyorsun? Yani denenmeli mi, ısrar edilmeli mi, yoksa transfer teklifleri değerlendirilmeli mi? Ya onu öyle bir şey söylemek çok kolay değil. Ama ben Pedro'yu çok, Fenerbahçe performansını beğendiğimi söyleyemem. Yani Fenerbahçeli oyuncular bazı maçlarda Pedro yüzünden fazla koşmak zorunda kalıyorlar. Yani burada oyuncular karakter koyuyor. Bu çok önemli bir şey. Yani İrfan Can'ı belki kariyer hayatının en çok koşu yaptığı dönemine rast geliyoruz şu anda. Ama diğer taraftan İsmail Yüksek'in, Crespo'nun, Ferdi'nin ve diğer oyuncuların biraz olağanüstü performans sergilediğini unutmamak lazım. Ama bu olağanüstü performansı nasıl yaptığınızı da sorgulaması lazım Fenerbahçe'nin. Yani bir oyuncunun yaptığı eksik koşu buna çok sebebiyet veriyorsa, bu azim çok güzel bir şeydir.
Oyuncular çok azimli davranıyor Fenerbahçe'de ama bunu süreklilik haline getirebilmek çok kolay iş değil futbolda ki hakeza Fenerbahçe son iki maçında Sivasspor'un ilk yarısında dahil etmek lazım. Bir düşüşe girdiğini gördük. Çünkü girdi, evet. Ya oyuncular robot değil. Yani belli bir yerden sonra düşüşe geçerler. Çok doğal bir süreç ki Fenerbahçeli oyuncular bence çok geç formdan düştüler hatta bilakis. Bu kadar maç oynayıp Avrupa Kupaları da dahil olmak üzere Fenerbahçeli oyuncuların sergilediği performans bence çok alkışa değer bir İyi tarafı. Dayandılar değil çok mi? Çok iyi dayandılar. Yani çünkü abi Rennes'le bir maç yapıyorsun. İki maç çok yüksek seviye. Yani oyun bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor ve yani sürekli 80 metre git gel 80 metre git gel. Yani bir yere kadar. Yani şöyle bir 80 metre durmadan depar attığımızı düşünebiliyor muyuz yani? Düşünemiyorum. Yani tabii ki bunlar profesyonel oyuncular da yani o oyunda 90 dakika yapabilmek de çok ciddi bir çalışma gerektirir. Jesus bunu yapıyor. Ya ben Pedro konusunda eğer imkanı varsa ben Fenerbahçe'ye çok uyum sağladığını düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe'ye bazı maçlarda çok zarar verdiğini düşünüyorum. Başka diğer oyuncuların fazla performans yani fazla demiyorum ama kendilerini fazla yormasına sebebiyet veren bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben Pedro konusunda sezon başında da çok olumlu konuşmadım. Çünkü savunması çok eksik bir oyuncudur. İşin sadece hücum yönünü oynamayı sever. Ama burada hücum yönünde çok iyi oynadığını söyleyemem. Evet. Peki Fenerbahçe'de bir de teknik direktör Jesus'la Başkan Ali Koç'un görüşmesi var. Jesus'un stoper takviyesi istediği söyleniyor. Bununla ilgili de bir haber hazırladı arkadaşlarımız. İzleyelim üstüne konuşalım. Evet, yabancı forvet olarak Rocha söylenmişti. Ama olmazsa, kontenjan boşalmazsa bir de Türk stoper, yerli stoper alma düşüncesi varmış Fenerbahçe'nin. İhtiyaç var mı sizce? Var. Yani çünkü Fenerbahçe'nin bence iki iyi stoperi var. Serdar Aziz ve Zalai. Yani bunlar bizim standardımız için bence hele ki Serdar Aziz çok önemli bir oyuncu. Ama o sakatlıkla ilgili işte yaşar mı yaşamaz mı? Çünkü Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal olabilecek bir bölge burası. Yani ne Luan Perez ne de Gustavo Henrique bizde daha o izlenimi bırakmadı. Ha, bir Başakşehir maçında Jorge Jesus'un Henrique'yi kullanma şekli, Beşiktaş maçında Weghorst'un üstüne, Başakşehir maçında Okaka'nın üstüne onu vermesi aslında bir teknik direktör becerisi. O maçlarda oynatması. Ama diğer maçlarda bu iki oyuncu Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde olsun ama as stoperleri olmasın bence. İlgilenen isimler var, yerli isimler var özellikle Fenerbahçe'de. Samet'ten bahsediliyor. Samet Akaydın ben de ciddi olduğunu duydum. Olursa bence iyi olur. Çünkü ya maalesef biz oyuncuları milli takım görünce el üstünde tutabiliyoruz. İşte Samet Akaydın ya bu çocuk Sancaktepe'de, Keçiören Gücü'nde. Ya gerçekten harika bir performans ortaya koyuyordu ama bizim futbol hafızamızda hep şu var. Fenerbahçe maçında çok kötü oynadı. Bir hata yaptı ya. Evet. Trabzonspor maçında kötü oynadı. Vay hani ben bu çocuğu Keçiören Gücü'nden bu yana Sancaktepe'den takip ederim. Sezon içindeki hata sayısı maksimum 1-2'yi geçmez. Ama bizde şöyle bir alışkanlık da var. Bir oyuncu Avrupa gördüğü anda tüm oyuncuların önüne geçiyor. Hmm. Yani niye? Yani niye? Bu alışkanlığımız niye? Yani bu Avrupa sevdamız niye? Yani onların gördüğü gözünü mesela Samet Akaydın Fransız Ligi'ne gitse inan bana bir hafta sonra milli takımın bank oyuncusu olur. Değil mi? Ya Montella onun hakkındaki görüşlerini bir dinleyin. Yani bu çocuk da Avrupa'ya falan transfer yaparsa da kimse şaşırmasın. Yani bence çok değerli çünkü savunmadan oyun kurma kabiliyeti var. Bir hücum oyuncusunun davranış şekillerine göre pozisyon alınmaya kabiliyeti var. Şimdi mesela hızlı bir oyuncu olduğu zaman Samet Akaydın bekleyen pozisyonda. Alt yaş kategorilerinde bile öyleydi bu çocuk. Ama biraz daha temas gerektiren oyuncu varsa mesela karşısında bir Okaka maçı vardır. Başakşehir maçı vardır. Okaka artık Samet Akaydın'dan bıktı. Sol taraftan sağ tarafa geçmek zorunda kaldı. Bir stoperin rakip santraforu bıktırması çok önemli bir detaydır. Bunu yapabilen bir çocuk, işte Beşiktaş'ta da adı anılıyor, işte Fenerbahçe'yle de, belki Galatasaray'la da, Trabzonspor hatta. Ama benim üzüntüm sadece şu, bizde maalesef bazı oyuncular çok zor keşfediliyor. Samet Akıp, çocuk 28 yaşında da yaşlı falan ilan ediyoruz. Ya bir bakın Avrupa'daki stoperlerin yaş ortalamasına bakın. Bu çocuk öyle de profesyonel ki hiç sekmiyor ve
4-5 sene rahat sana stoper evet. aratmayacak. Kayseri Sporlu Onur da öyle. Bravo. Şu anda transferin gözde ismi ilk 3'tedir evet. transferi konuşulan isimler arasında 28 yaşında. Ya şimdi şurayı söylememiz lazım. Ya bizim futbol gözümüzde bir problem var. Neden? Ya Mert Hakan Yandaş en bariz örneklerinden biridir. İlhan Mansız, Tümer Metin. Ya bu oyuncuları biz ne zaman ki ve bu oyuncular kaç kere genç milli olmuşlar bir bakalım. Ya bizim genç milli takım teknik direktörlerimize de buradan bir selamımız olsun. Ya biraz gezin. Ya Allah'ını severseniz biraz yani biraz da şu açıklamaları bekliyorum. Mesela ben Trabzonspor'da oynayan Mert Hakan Yandaş 3. ligdeyken neden genç milli olmadı diye o dönemin hocasına sormak istiyorum ya. Ya niye göremiyorsunuz abi bunu? İsmail Yüksek. Ya da İsmail Yüksek. Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi de geçen hafta bir verdiği röportajda bundan bahsetti. Hani bakıyorum çok hak eden oyuncu var, çok genç yıldızlar var ama hep belli başlı oyuncular alınıyor. Ben de bundan şikayetçiyim dedi. Sorunu mesela. Tespit etmiş yalnız. Aynen. Ya bu güzel bir şey. Sorunu tespit etmiş çünkü bazı oyuncular neyle milli takıma geliyor ben anlamıyorum. Mesela bazı sabit oyuncular var. Neden milli takıma seçiliyorlar? Buradaki ilişki yönetimleri neler? Bunları biraz sorgulamamız lazım. Ya neden Dünya Kupası'na gidemedik? Bu yüzden işte. Sen Mert Hakan Yandaş'ı 26-27 yaşında milli takıma alırsan bu yüzden gidemiyorsun işte. Doğru. Şimdi Galatasaray'la da ilgili bazı stoper söylentileri var. Nelson milli takımda bir açıklama yaptı. Ben dedi Galatasaray'da mutluyum. Şu anda şampiyonluğa ve milli takıma odaklandım. Transfere odaklanmadım diyor. Ama Galatasaray'ın Danimarkalı stoperin ayrılma ihtimali üzerine Türk defans oyuncularına baktığı söyleniyor. Onunla da ilgili haberimizi bir izleyelim. Nelson o da transferin gözde isimlerinden, en çok konuşulan isimlerinden biri. Galatasaray'da yeri dolar mı giderse, şimdi şu formda Galatasaray'da kadro bozulur mu, bunu da bir konuşmak lazım. Kimlerin yeri dolmadı ki? Tabii orası öyle, hayat da öyledir zaten. Hayat öyledir. De. Yani kimlerin yeri dolmadı ki? Bazen de çok riske girmemek lazım. Yani. Bazen de girmek lazım ve tabii ben Nelson için söylemiyorum, bunu hayat için söylüyorum. Konuşuyoruz hani yani. Böyle çok takılı kalmamak lazım. Tabii. Kişilere çok takılı kalmamak lazım. Aynen. Kurumlar esastır. ya kimse vazgeçilmez değildir bunu. Kendi hayatlarım, ben kendi hayatım için de bir şiar kabul etmişimdir. Dolayısıyla ben Galatasaray'da kimlerin yeri dolmadı ki? Bazen zor doldu, bazen kolay oldu ama. Dolmayan örnekler var mı aklınızda? Mesela Fenerbahçe. Kim gelirse gelsin bir Alex değil. 10 yıldır o cümle bir Alex değil mesela. O çok ikonik bir karakter evet. ama yani o hikayesi, masalı oluşturulan bir adam ama artık. Şöyle yani mesela örnek vermek gerekirse atıyorum. Fenerbahçe demişken Apyah gitti. Apyah'tan sonra yerine gelen bir denedin olmadı, iki denedin olmadı. Tabii, hani tabii. Üç. Hani birkaç denemeden sonra bulmak. Bu ayrı. Yani aradakiler kayıp oluyor. İkonik karakterleri bence evet. ayrı tutma. Mesela Beşiktaş için kim gelirse gelsin ya. Yani dünyanın Ronaldo, Messi, Neymar'ı Beşiktaş'a getir. Bir Metin Ali Feyyaz hikayesi yazamazlar. Bak hikayesi yazamazlar. Daha başarılı olabilirler. Evet. Ama Metin Ali Feyyaz yani artık tezahüratlara konu olmuş. Belki tek başına Metin diye söyleyemezsin, Ali diye söyleyemezsin. Feyyaz Metin Ali Feyyaz olmuş. Aynen. Hani o Hacı'ydı, Alex'ti. Quaresma'ydı. Bunlar mesela. Başka bir şey takımlar için. Bu biraz Roma için Totti neyse Beşiktaş için de Metin Ali Feyyaz odur. Yani bunu dolduramazsın. Dünyanın en iyisini getir dolduramazsın. Ya şimdi şöyle mesela Beşiktaş'ta Elneni vardı değil mi? Elneni'nden sonra Elneni'nin yeri dolmadı şeyi olmadı. Josef geldi ve yerini doldurdu. Bu bir evet. olumlu örnek. Ama şimdi gidelim başka bir önce. Talisca gitti. Yerine çok farklı oyuncular geldi. Nelson o değil ama kimler bence. Geldi, kimler geçti tabii. Marka bak desen çok güzel. Marka desen eyvallah derim. Ama işte defans tabii senin Marka mı Nelson biraz mu şeyini Marka yönde abi tutuşlar. Marka Nelson'la kıyasla. Şu yalnız Samet Aykaydın ve Cenk Özkaçal'la ilgili şunu söyleyebilirim. Cenk Özkaçal sol stoper. Yani Abdülkerim Bardakçı'yı sağa çekemezseniz Cenk'i sağa koymanız da biraz şey olur. O yüzden Samet Aykaydın daha doğru olur. Şimdi Samet Aykaydın'la ilgili de mesela yaz geçen programlarda konuşmuştuk. Yaz transfer dönemine girerken Beşiktaş Tayyip Talha Sonuç'tan önce aslında Samet Aykaydın'ı istedi evet, Adana'da. Bak, biliyorum, bu da güzel. Biliyorum, enteresan. Biliyorum. İlk önce Samet Aykaydın'ı istedi. Murat Başkan vermedi. Vermem dedi. Hani Tayyip Talha Sonuç'la ilgili var şey isterseniz düşünceniz olursa onunla ilgili görüşelim dedi. İşin sonunda zaten son güne
Tayyip Talha sonuç Beşiktaş'ı transfer oldu. Asıl ilk hedef Samet Akaydın'dı mesela orada. Çok otururdu biliyor musun? Sayıs'la beraber özellikle iyi bir stoper ilgisi olurdu biraz Beşiktaş'ta. Sebebi de ikili yan yana oynadığında, tabii bunu da açıklayayım. İkili yan yana oynadığında Tayyip Talha sonuç solu, Samet sağa oynayan oyuncuydu. Hep sağda. Beşiktaş son dönemde sağ stoper aradığı için şimdi sola Romain Saiz transfer edilmişti. Emrecan Uzunan, Tayyip Talha Sanuç'tan ziyade Samet Akaydın'ı bire yazmalarının sebebi ikili yan yana oynadığı Adana Demirspor'a Tayyip sol stoper oynayan oyuncuydu. Samet sağa daha alışıktı, o yüzden istenmişti ama Tayyip Talha Sanuç da sağ stoperde Beşiktaş'ta bence gayet iyi bir başlangıç yaptı son maçına kadar. Evet. Madem Beşiktaş dedik, artık bir Beşiktaş'a da geçelim. Şimdi sana özellikle onu sormak istiyorum. Dele Alli, Şenol Güneş diyaloğu. Çok enteresan, güzel bir diyalog var orada. Diyor ki Şenol Güneş, senin burada ne işin var? Ben mesela haberi okurken, aa dedim, bu nasıl cümle? Sonradan demiş ki, senin şu anda İngiltere milli takımıyla Katar'da olman lazım. Hocam yani, idman vardı geldik mi demiş o da. Değişik bir motivasyon değil mi? Yani uğraşıyor, ayağı kaldırmaya çalışıyor. Dele Alli'de umut var mı acaba? Ya bilemeyiz onu ama... Yani Şenol Hoca'nın bir önceki basın toplantısında yine Dele Alli'ye bir gönderme vardı. Biraz olumsuz anlamda birkaç göndermede bulundu. Onu telafi edecek yorumlar bence bunlar. Ve ya Şenol Hoca çok tecrübeli bir teknik adam. Ve belki normal bir teknik adamın Dele Alli'yi eleştirmesi, daha geldiği ilk günlerde eleştirmesi anormal kabul edilebilir. Ama bunu Şenol Hoca yapıyorsa bir düşünmek lazım. Neden? Yaşanmış o kadar tecrübesi var ki Şenol Hoca'nın bu tip oyuncularla ilgili. Hangi açıklamayı yaptığı zaman onda nasıl vuku bulacağını çok iyi biliyor. Tabii. Yani belki ama biraz genç bir oyuncu olsaydı bu açıklamaları asla yapmazdı Şenol Hoca. Çünkü çok olumsuz etkileneceğini biliyordu. Ama ters motivasyon yapmaya çalışıyor şu an. Onun üzerine biraz giderek ilk başta. Şimdi de bir şey diyecek herhalde sen bugün. Sen bitir abi, ben cümlesini okuyacağım orada. Şenol Hoca'nın Dele Alli ile ilgili cümlesini okuyacağım. Dolayısıyla bence şu anda ters motivasyonu uygulayıp biraz gönlünü kazanıp onu... Yani antrenmana mental olarak hazırlıyor aslında. Yani idman performansını nasıl yukarı çekebilirimin hesabında Şenol Hoca şu anda. Ve çok doğru bir metot uyguluyor bence. Başarılı olur olmaz bilmiyorum. Olamazsa da asla Şenol Hoca'yı eleştirmem. Çünkü artık Şenol Hoca ile bunu yapmak istemeyen bir oyuncu diğer hocalarla çok zor yapar. Neden? Çünkü Şenol Hoca olmuş oyuncuyu çok sever. Yani genç oyuncularla ilgili belki çok olumlu bir şey söyleyemem ama... Bir oyuncuda bir şey görüyorsa, bir ışık görüyorsa onu sonuna kadar zorlar Şenol Hoca. Evet. Bunu yapıyor şu performansını anda. Çok yukarı çektiği de var. İşte Burak ya. Yılmazlardan Oğuzhan tutup ya. Bir sürü örnek verebiliriz. Ya Oğuzhan ya. Doğru. Yani Oğuzhan'la ilgili harika bir performansını izlemedik mi biz Oğuzhan'ın? Burak Yılmaz'ın mevkisini değişti. Volkan Şen hayatında 3 sezon top oynadıysa 3'ünü de Şenol Güneş. Hepsi Şenol de Güneş olmuş oynadı, oyuncular. Aynen. Olmuş oyuncular. Yani. Şimdi Şenol Hoca'nın sözlerinden bahsetmişken. Şimdi Şenol Hoca'nın basın toplantısındaki sözü şuydu bak. Dele Alli Gomez'le kıyaslanabilir. O da kendi futbol hayatı dibe vurmuşken çıkış yapabilir. Sen bana bir adım at, ben sana üç adım atacağım dedim ona diyor. Çok genç. 26 yaş çok genç diyor Şenol Hoca. Yani bir bakmayın 26 yaşında falan, çok genç diyor bu yaş. Daha bu yaştan sonra çıkış yapıp gidebilir. Gomez Kovarejma örnekleri veriyor. Kaç yaşında 26 ne abi zaten ya. O yüzden çalışmayla gelişebilir. Ne? Bak evet. Dele Alli gibi bir oyuncu Şenol Hoca çok çalışırsa gelişir diyor. Henüz demek istiyor ki gelişmedi. Gelişmeyen yönleri var. Demek ki çalışma metotlarında eksiklik var Dele'nin. Ben gazetede haber yaptım konuşmalarıyla ilgili. İşte İngiltere milli takımda olması gerektiğini mesajını veriyor. Çünkü arkadaşların televizyonunu izliyor tesise gittiğinde. Üzülüyor. Ya. Son üzülürsün. Dünya Kupası'nda 33. Rusya'da Dele Alli 26 mı gerçekten? Evet. 26. Ve Dele Alli bu arada yanlış hatırlamıyorsam... Yani 25-30 civarı maça çıkmıştır İngiltere milli takımında. Zaten son Dünya Kupası'nda işte son 16 mı çeyrek mi? 2 sene attı. Önce yarı final oynamadı mı? Ya 30'un üstünde maç. Şampiyonlar Ligi'nde. 2 sene önce. Hayır, genç yaşında milli takımıyla, İngiltere oynadı milli ya. Takımıyla 30 maçı alan oyuncuydu 2 sene önce. 30 maçı vardır muhtemelen. Bakmak gerekiyor. O yaşta bunları yapabildiyse demek ki bir yetenek var ortada. Eksik olan bir şey bu yeteneği çalışmayla... Demek ki çalışma metotlarında sıkıntı vardı. Az çalıştın, yeteneğin geriledi. Çünkü seni yeteneğin bir yere kadar getiriyor. Ondan sonrası çalışma. Eğer ki sen çalışmazsan buradan sonra Dele Alli'nin döneceği yer şampiyonşip vesaire olur. Dele Alli ne demiş? Onu da bir söyle istersen. Ya da benim aklımda söyleyeyim. Hocam ben bu arada işte 10-12 günlük izinde çok fazla tatil yapmadım. Özel antrenörler eşliğinde bir idman programı uyguladım kendime. Sizin bana olan inancınızı
boşa çıkarmayacağım diye bir cevap vermiş. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Şenol Hoca basın toplantısını 3 gün önce yaptı. Delali ile konuştuğunu söyledi. Şenol Hoca dün de Delali ile birebir toplantı yaptı. Her gün. Demek ki bir şey gördü. Ben artık buna inanıyorum. Şimdi mesela ben performans itibariyle sağdaki duruşu vesaire böyle Delali'de o çok hırsı az mı görememiştim. Sıfır. Yani göremedim bunu. Ama Şenol Hoca bir işaret gördü bence. Ya da görmek istiyor. Yani bence gördü ki bu kadar üstüne titriyor. Ya ama bu kadar üstüne orta saha, Beşiktaş orta sahasında Delali gibi bir isim var mı? Hocanın elinde tek bir oyuncu olduğu için hoca mecburen Delali. Ama şu şimdi hele Gezal da gitmiş, tam ihtiyacınız tabii, var. Ama en büyük handikap şu. Sakatlanmış yani bizim gitmişler. Çocuk da beni kandırıyor sürekli. Evden biliyorum. Yani yeni jenerasyon biraz farklı. Nasıl? Ya ders çalış diyorum. Sonra bir bakıyorum 20 dakika ders çalışıyor ve çalıştım diyor. Ya bu çok tehlikeli mesela. Yani 20 dakika yetmez babacım diyorum hani bak 20 dakika. Delali de hani çalıştım derken 20 evet. dakika mı 2 saat mi? Yeni nesil biraz öyle. 20 dakikadan sonra sıkılıyorlar her konuda. Abi hani ben de bunu sürekli o motivasyon konuşmasını her gün yapıyoruz ama. Hani onu demek istiyorum aslında. Şimdi o yüzden bunun geri dönüşümü oldu mu, olacak mı? Bunları göreceğimiz döneme girdik. Neden? Beşiktaş'ın yarın hazırlık maçı var. İstanbulspor'da. Yeni bir oyun kurgusu, farklı bir diziliş de görebiliriz. Çünkü Şenol Hoca bunun işaretini verdi. Cenk Tosun'la ilgili de söyledi çünkü. Cenk Tosun nerede oynuyor şu an dedi? Kanat forvet. Aslında Cenk Tosun ceza sahası içi golcüsü dedi. Ceza sahasında 18'de daha tehlikeli. Onu içeri çekmeye çalışıyorum dedi. Ve Delali ile ilgili de orta sahanın üretkenliği bu sezon Beşiktaş'ta zayıf. Skor anlamında çok düşük. Farklı bir öne gideceğiz o zaman dedi. Onu da deneyeceğiz. Beşiktaş'ta şimdi ben Delali'nin birazdan merkeze çekildiği, Gerson'la yan yana oynadığı bir oyun bekliyorum. Kim mesela. Dışarıda kalacak peki bu? Belki Josef, belki Salih. İlerleyen dönem için ayrı. Şimdi şu an şöyle düşünebiliriz. Mesela Gerson'la Delali yan yana oynarken arkalarında Salih. Sakatlığı vardı Josef Tesoz'un tam atamadı. Hazırlık maçları bunun bir testi Cenk. Olacak. Cenk'i ileride oynatacaktır. 4-4-2'de denemek istiyor. Şimdi 4-3-3 çıktı hep sahaya Şenol Hoca. Diziliş bu. Ha tabii maç içerisinde Delali sol kenar oynarken içeri kaçıyordu, kayıyordu. Bir sol iç gibi oynuyordu. Cenk Tosun hani çok fazla geri gelmediği için bir forvet oyuncusu gibiydi. Kanattan ziyade ama Şenol Hoca Cenk'i biraz daha içeriye yaklaştırmak, Delali'yi de bu oyunun içerisine monte etmek istiyor. Çünkü dediği gibi Beşiktaş'ın elinde Delali profilinde bir oyuncu yok. Performans apayrı. Çok kötü bir performans. Ama o profilde bir oyuncu da yok. Gerson o profil değil. Salih o profil değil. Zaten üçüncü yok. Evet. Oyunun hücum yönünü oynayabilecek. Şimdi Delali'nin fiziksel olarak tamam, oyun olarak kendisini geliştirmesi lazım ama bilmiyorum siz baktınız mı transfer olduğunda bir hikayesine baktım ben Delali'nin hayat hikayesine. Dün ajansta anlatmıştım bir kere daha anlatayım burada izlemeyenler için. Babası bırakıp gidiyor bunları ve annesiyle baş başa kalıyor. Annesi de çok zor dönemden geçiyor, bakamıyor artık ve bir aile dostuna evlatlık olarak veriyor Delali'yi. Evet. Aile dostu olan kişiler de diyorlar ki bu çocuğu hayata tutundurmamız lazım. Ne yapalım? Futbola verelim. Biraz yeteneği var. Sonra yeteneğini o kadar gösteriyor ki Delali. Zaten bir sezonda 17 gol falan atıyor genç takımlarda. Hemen Tottenham bunu kapıyor. Milton Keynes'teydi. Milton Keynes Dons. Sonra çok iyi giderken işte İngiltere milli takımı Tottenham derken araya pandemi giriyor. Pandemi döneminden sonra o çocukluğundaki ruh hali, eve kapanmalar başladığı için o çocukluğundaki ruh halinin etkisiyle bir düşüş yaşıyor. Kendisini bilgisayar oyununa, işte oyun konsoluna falan veriyor ve futboldan bayağı bir soğuyor. O pandemi döneminde mental yaşadığı çöküş sahaya da yansımış Delali'nin. İşte Şenol Güneş gibi babacan bir tavrın belki Delali üzerinde etkisi olabilir diye düşünüyorum onu yeniden hayata bağlamak açısından. Ne kadar inandığına bağlı bu. Hocaya ne kadar inanacak? Bu önemli ama yani 26 yaşında bir oyuncunun bu haleti ruhiye içerisine girmesi yani çok enteresan. Futboldan soğumanız lazım bunun için. Ya çünkü bu kadar başarıyı çok üst seviyeye tatmışsınız. Yani bir Tottenham Şampiyonlar Ligi yarı finali maçını hatırlayın. Yani maçta biz Delali'yi konuştuk ertesi gün. Şimdi böyle bir oyuncunun
sonrasında bu performans düşüklüğünden sonra bu dalgalanmaları yaşamasına sebep olan tabii ki çocukluk hikayeleri çok önemli burada. Hı hı. Ve İlla bir yerde patlak veriyor demek yani bu tür travmalar. İşte o yüzden de hep ne diyoruz? Oyuncuların aslında mental olarak mutlaka bir çalışma yapması gerekiyor. Yani bu dalgalanmaları yok etmek. Yani mental antrenman dediğiniz şey bir oyuncuyu şu noktadan şu noktaya ulaştıracak bir şey değil. Mental antrenmanın gayesi şudur. Siz belli bir performansta kaldığınız zaman size o dalgalanmaları yaşatmamanıza sebebiyet verecek bir şeydir. Ve bu da bir futbolcunun kariyerinde en azından normal seviyede bir oyuncuysa, normal yetenekli bir oyuncuysa senin futbol kariyerin 7-7,5 arasında böyle seyreder. Ama sen bir de üstüne üstlük fazla yetenekliysen seni hep 8,5'ta tutmak için olmazsa olmazlardan biridir. Yani yetenekliysen de yeteneksizsen de o mental antrenmanı yapmadığın sürece bunları yaşaman, dalgalan. Yani o volatilite mutlaka futbolcuda fazlalıkla göreceğimiz bir şey olur. Mesela Şenol Hoca ne demişti Dele ile ilgili? Bu arada Ali soyadını mesela kullanmıyor bu sebepten ötürü. Çocukluk hikayesinden Hı-hı. gelen. Ali'yi kullanmıyor. Doğru, Dele'yi o da kullanıyor. Önemli bir detay. Ne demişti? %50'sini oynasa bize yeter dedi. Yani aslında aynı noktaya geliyor. Ya 10 üzerinden 10 oynama bana. 10 üzerinden 7,5 oyna. Şu an 4,5 oynuyor çünkü. 7,5 oyna bana yeter diyor aslında. Şimdi diyecekler ki %50'si 5 yapıyor da değil yani. Yani futbol yani, öyle matematik değil. Türkiye için %50'lik oyun 7,5. İngiltere için %50'lik oyun 5 zaten. Yani peki. Ya burada yeter bu oyunu diyor. %50'si Süper Lig için yeter diyor. Ki hakikaten yeter. Yani biz İngiltere'deki o şaşalı dönemde 3 sezon üst üste inanılmaz performans verdiği o dönemdeki oyununu kimse beklemiyor burada. Zaten o oyunu orada oynayamadığı için buraya gelmiş noktada. Ama %50'si zaten Beşiktaş'ı kıpırdatır. Birçok sorununu çözer. Aynen. Bak orta sahadan Beşiktaş destek alamıyor hücum anlamında. Ya Salih ileri çıkacak, şut denemesi yapacak vesaire ya da Gedson çıkacak ama Gedson'da da driplingle top taşıma var, topu dağıtma var, sonrası yok. Çok fazla yayda görünmüyor mesela Gedson Fernandes. Orada şimdi Beşiktaş'ın son dönemlerinde dahi, Şenol Hoca döneminde dahi hep böyle bir tane 10 numara gibi 10-10,5 bir oyuncusu oldu. Talisca, Oğuzhan, Sosa da ilk döneminde önde oynadı, Laiç. Bunu yaptı. İyi bir sonrasında Laiç. Aynı şekilde Laiç'in ilk sezonu gayet iyiydi. Tabii tabii. O yüzden bonservisi alındı zaten. Yani, ama Hoca böyle bir oyuncu profili istiyor. Ama elindeki tek oyuncu profili Dele Alli. Ya ondan verim alacak ya da pardon özür dilerim bir de hakkını yok. Genç bir Kerem Atakan Keskin var. Olağanüstü performans sergileyecek de formaya kapacak. Bence evet. Orada da bir Rıza Hoca'nın kapısı çalınmalı. Ya bir Rıza Hoca'ya bir telefon Beşiktaş yöneticilerinin ben açmasını çok isterim. Çünkü ben de yeteneklerinden şüphe etmediğim bir oyuncu Kerem Atakan. Ama Rıza Hoca neden ona o kadar az süre verdi? Bunun tespit edilip bunun üstüne gidilmesi gerekiyor. Ya umarım bunu zaten anlaşılmıştır ne dediğim. Hı hı. Biraz bunlar çok genç çocuklar. Özel hayatlarıyla ilgili bazen dalgalanmalar yaşayabilirler. Bazen hani oyuncuda bir aydınlanma yaşatılması için oyuncunun hayatının yavaşlatılması gerekiyor. Bunu genel olarak söylüyorum. Kerem kardeşim tabii, için söylemiyorum tabii. Ama genç oyunculara yönelik birazcık hayatlarını yavaşlatmak onların aydınlanmasına sebebiyet verir. Yani bu yavaşlatmaktan kastım maalesef o kadar işte Dele Alli gibi konsol oyunuyla ilgili çok hızlı bir konsol oyuncusu olabiliyor. Ya da özel hayatında çok hızlı bir adam olabiliyor. Bunların biraz yavaşlatılması o yüzden aydınlanmasına sağlayacak bir faktör. Bu genç oyuncular hakkında da bence bu aydınlanmayı oluşturması kulüplerin görevi. Dele Alli odasına Ricardo Quaresma ile Mario Gomez'in fotoğraflarını açsın. Her gün onlara baksın. Onlar yaptıysa ben de yaparım diyerek tekrar İngiltere milli takımına dönebilir. Çünkü Quaresma da Beşiktaş'taki o dönemiyle birlikte evet. Yine Portekiz milli takımının vazgeçimi. Her kadroda vardı. Bak, Mario Gomez'i sonradan geri dönmüştü. Şu, bugün gelse taraftarın %75'i hayır demez biliyor musun Quaresma'ya? Yani tamam belli bir performansın oynaması altında düştü ama hani Redmond, Enkudu vesaire kıyaslanmaz bile geçti değil mi? Geçti ya Quaresma. Tabii geçti. Yani şakasına söylüyorum hani. Talisca. Ama şey için. Talisca'yı havalimanında 10 binden aşağı taraftar Talisca karşılamaz. Talisca, İddiaya girerim. Türk futbolunda izlediğimiz en özel yeteneklerden biriydi. En özellerinden biriydi. Şu hani, milli takımında oynayamaz mı ya Brezilya'nın? Hani ben, biraz daha level atlasa böyle. Bir level atlasa. Oynayamaz. Yedek kulübesinde olurdu bu kadroda.
En kötü ihtimalle. Abi, ya Çin, yani Arabistan Avrupa, oralara gitmese, belki Avrupa'da kalmayı tercih etse, o seviyeye çıkabilirdi belki bak, de. Brezilya bence kendi genetiğinde hani o Pelelerden, Zikolardan, Didilerden vesaire farklı bir şey daha yapıyor. İşe dinamizm de kattı. Talisca'nın dinamizmi çok eksikti. Tabii. Yani rakibi kovalayan bir Brezilya milli takımı izledik biz. Evet. Yani, o Sırbistan'ın sertliğine nasıl cevap verdiler? Yani bak, ben maçın bak, başında dedim Sırbistan, eyvah ama sonra onlar da biz de buradayız dediler. 10 dakika Sırbistan yani. Ben buradayım dedi. 80 dakika buyur birader dedi Brezilya. Talisca mental olarak, yani. Önce bir mental olarak sağlıklı bir futbolcu olsaydı Avrupa yapsa sağlıklı bir Talisca mentalinden bahsediyorum ama şu anki değil yani. Ne zaman ki? Var mı öyle bir dönem? Yok, hayatım biliyorum. Sağlıklı bir oyuncu olsaydı, sağlıklı bir birey olsaydı mental olarak, işi futbol çalışma üzerine olsaydı bu Brezilya milli takımda çok rahat kadro içerisinde yer alırdı. Zaten işinin futbol olduğunu biliyor. Bu oyuncularda davranış şekilleri vardır. Yani çocukluk yaşlarda, ya bakın Emre Belezoğlu'nu 12 yaşında izlediğinizde de aynı bugünkü geçen sene izlediğimiz ya da 2 sene önce izlediğimiz Emre Belezoğlu'nun aynısı. Oyuncu karakterini çok fazla değiştirmek mümkün değil. Yani değil, tabii. Oyuncuyu koşturabilmek, oyuncuya atlet özellikler yüklemek, bu biraz karakter, mizaçla ilgili bir durum. Yani bu oyuncunun hayata bakış açısı. Jason Fernandez, Talisca. Hayata vatandaşı Oscar gibi bakıyor Talisca. Oscar da kaç yaşında? Çin'e gitti. Çin'e gitti, hayata evet. Bakış açısı madde düzeni. Talisca'nın da aynı. Ha, bunu yadırgayamam canım. O onun bir kariyeri. Talisca hangi takımda oynuyor? El Nasr. El Nasr'la ilgili çok hani şok edecek, nasıl olur ya diyecek bir haber var elimde. Onu gireyim sonda, onu da konuşalım. İflas mı etmişti? Hayır, ne iflası? Cristiano Ronaldo'ya yıllık 75 milyon dolar teklif etmişler sevgili seyirciler. Bununla ilgili bir haberimiz var. Gerçekten çok enteresan. Bakalım nasıl bir teklif. Evet, yıllık 75 milyon dolar, 3 yıl 225 milyon dolar. Hani başta ben ilk markada bir haber çıktı ya, Ronaldo Arabistan'a gidebilir falan. Hı. Ya dedim giderse kariyeri için hani çok kötü bir son olur ama şu parayı duyunca giderse saygı duyuyorum. Ama yazın da benzer saygı paralar duyuyorum. Geldi, kabul etmemişti. Durum farklı. Şimdi durum farklı ama yine bir meydan okuma mesajı verdiği için ben bekliyorum. Belki hani iki sezon sonra tamam artık son sezonum gideyim bir parayı kazanayım sonra bırakayım. Manchester United satın alayım. İstemediğim herkesi kovayım. Bu yola gidecekti. Vardır herhalde Ronaldo'nun o kadar parası. Bunu almaz. 8 milyar sterlin mi istiyorlardı? Manchester'ı alacak niye kadar. Niye Manchester United'ı alsın? Yok, başka bir Premier League kulübü olur falan ama. Manchester'a rakip yapmak için mi? Ha. Bir yerde bir intikam alması yani gerekiyor. O parayı öyle riskleyecek kadar. Yani Manchester'da etmedi. Bu adam zeki bir adam. Evet. Ama benim esas bakış açım şu. Yani Suudi Arabistan aslında oynadığı turnuvadaki oyunla burada bir futbol oynanıyor kardeşim dedirtti bana. Bir sonraki Dünya Kupası'na da adayız dediler. Yani evet. Güzel olan şu. Yani buradan da feyiz alalım. Yani Suudi Arabistan'a özellikle mesela giden futbolcuların son dönemde formda geldiğine de dikkat çekmek lazım. Hani geçmiş dönemde formda gelmiyorlardı da burada ne oluyor? En son Josef de Souza örneği var. Bak, Josef değil var. Mi? Şimdi Giuliano geldi sonra oradan. Şöyle işte. Bakmak lazım bence ve gelen oyuncular, oraya gelen yabancı kalitesi yerlilerini çok fazla geliştirmiş. Acaba niye? Yabancı sınırı vardı herhalde, o yüzden gelişmiş büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle Suudi Arabistan da yabancı sınırı yapıyor bizim gibi ki oyuncuları gelişmiş bizim gibi. Ya bakın Suudi Arabistan milli takımı bile diyorum, kusura bakmayın ne olur. Tabii. Ama gerçekten benim alkışladığım bir milli takım oldu. Aynen. Ve turnuvada ya iyi ki gelmiş bu adamlar ya dediğim bir milli takım oldu. Evet. Burada neler yapıldı? Tabii ki çok büyük paralar harcandı ama çok kaliteli yabancılar da getirdiler ve liglerinin kalitesini ve oyuncuların kalitelerini arttırdılar. Çünkü oradaki oyuncu bu adamlarla rekabet edebilmek için daha fazla çalışması gerektiğini çok iyi biliyor. Aynen. Jesus ama bile o lige gitmişti. Şunu kim hazırladı arkadaşlardan evet. Çok merak ettim. Harika bir görsel. Ya onu diyecektim ya. Gerçekten bu ya arkamızdaki fonu hazırlayan kişiyi, arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hani Ronaldo'nun her dönemi var Manchester'da. İlk başladığı dönemi, son dönemi, ödülleri, şunlar bunlar. Yani
Muhteşem bir görsel. Program bitince bir fotoğraf çektirelim bunu. Evet evet, yani bir Ronaldo'muzla. Yani organik. Instagram'a atarız. Yalnız kendi kendine oluştu. Manchester United dünyanın en fazla gelir elde eden kulübü yıllık. Evet. Yani ya 1 ya 2 oluyordur en kötü. Real Madrid de yer değiştirmiş olabilir son dönemde. Ama Ronaldo'dan sonra, yani Ronaldo'nun bu açıklamaları, Manchester United kulüp felsefesi vesaire, ben gelecek yılların ne derece etkileyecek merak ediyorum. Çünkü bence Manchester marka değerine bayağı zarar verdi. Zaten onu daha önce şimdi Alexis Sanchez bir şeyler söyledi ama Alexis Sanchez olduğu için öte yandan geldi. İbrahimovic bir meyve suyu hikayesi vardır, hatırlayın. Otelde içtiğim meyve suyunun parasını bana ödettiler diye. Evet. Onun dışında birinin daha var. Jose Mourinho'nun var. Mourinho'nun var keza. Kariyerimin en büyük başarısıdır Manchester United'de ikinci olmak diyor Premier Lig'de. Uf. Porto'yla Şampiyonlar Çok Ligi aldı. Çok ince bir hakaret. Yani Şampiyonlar Ligi aldı. Inter'le Şampiyonlar Ligi aldı. Ama en başarılı dönem olarak Manchester United ikinciliğini görüyor. Yani ondan sonra acaba oldu ama yine Ronaldo etkisi yoktu tabii. Manchester Ronaldo United'da bir konuştu. Birisi öyle bir kandırıyor ki. Abi bir ara Maguire'la kandırdılar. Bu sene yapılan transferlere bakıyorsun. Bayağı saçma transferler var. Ya biri kulübü yiyor ama kim yiyor ben onu bilmiyorum. Yani Manchester United'in pazarlama ekibi efsane. Ya bunca başarısızlığa, bunca şeye rağmen hala Manchester United'de gelir olarak ayakta tutuyorlar. Evet ve ama bu hikayede itibarsızlaştırma çabasında belki de tırnak içinde yine destek gören, yükselen burada Ronaldo oldu diyebiliriz. Evet. Tamam, Manchester performansı United bir kenara ama imajı konusunda bütün dünyanın desteğini aldı. Şimdi, bir anda safları sıklaştı. Ronaldo mu takipçi, hayran kaybetti yoksa Manchester United mi diye baksak Manchester United çok tabii daha fazlasını kaybetti. United. Ronaldo tam aksine kazandı. 4 milyon takipçi kendisini daha geldi. Sevmeyenleri kazandı. 498 hatta. Milyondu. 502 milyon takipçisi oldu. Nasıl takip ediyor yalnız yani, ama ben büyük Ronaldo 500 hayranıyım. Milyon haberi çıktı. Sabah okudum böyle, sonra dedim ki bir gireyim, yayına girecektim. O sırada Cristiano Ronaldo bir şey paylaştım yine diye bakayım dedim. Bir baktım 502 milyon olmuş. Bir günde tabii. 2 milyon daha arttı. Çıksaydın takipten ya. Belki program sırasında daha da yükseliyordur şu anda an itibariyle. Evet, çok teşekkür ediyorum ikinize de. Güzel bir hafta başlangıcı olsun temenni ediyoruz. İnşallah. Programın başında konuştuğumuz o şiddet olayları olmasın diye temenni ediyoruz. Ama sadece temenni de kalmasın. Sizler hoşça kalın.